أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dersimiz Dima, ders sayısı 12. 12. ders. Evet. 12. ders ama ortalama bir ders kaç saattir? Yani 3 saate yapmamalı herhalde. 3 saat. 3,5 saat var. 2 diyelim mi ortalama? Kesin vardır. Fazlası bile olur. Fazla. Peki. En az 2,5 saat. 2,5 saat. 2,5 saati 11 ile çarpın. 27,5. He? 27,5. Şu anda işte 27 tane ders. Normal ders. 1 saat. Normal bir ders olsa tam 27 tane ders olmuş oluyor. Şimdiye kadar derse katılmış oluyorsunuz. Arkadaşlar dersimiz Dima, ders 12. Şey yapayım. Bunu gördünüz mü? Nedir abi? Gelince gördük, siteye atınca da gördük. Şimdi Dima ile alakalı olduğu için İşaret edeceğiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şu şeyi sileyim. Arayayım. O zaman yapmışım. Ondan sonra da şöyle yapalım. Bugün ayın 4'ü mü? Evet abi. 4, 12. Şimdi dersimiz belli olsun. Her şey sistem. Şimdi bizim ders Dima da onunla alakalı olduğu için Celal ile Cemal'in zuhuratları. Bugün kuva okuyacağız. Dima'nın benzini. Yani benzin demeyeyim. Zemin. Üzerindeki sistem var. Mesela tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam. Bu sistem de bunun yazılımı aşağısı daha. Kuva. Yani benzetme yapabilir miyim aslında? Benzetme yapayım. Yani özür dilerim ama şimdi bilgisayar bir donanım kullanabilmek için, örneğin kamerayı kullanabilmek için bunun el kitapçığına ihtiyacı var. Yoksa o donanımı o ruh kullanamıyor. Windows o donanımı kullanamıyor. Benim tespitlerimde de kuva bu şekilde. Yani göz donanımını aklın kullanıp dima sunabilmesi için, ruhun çalıştırabilmesi için, göz donanımı çalıştırması için ara yazılım. Bu ara yazılım değil de sistemin komplesi. Bunun üzerine tahayyül yazılmış. Tasavvur yazılmış. Yani, dima santraldi ya, bu o kuvaları kullanarak onu işleyeceğiz. Neyse. Onları alıp çalışıyor. Şimdi Celal ile Cemal iki tane sıfat bu. Genel bir sıfat. Tamam. Mesela sıfat kaça ayrılıyordu? İki. Zatı sıfat. Subutu sıfat. Bir de sıfat ilahiye var. Mesela subutu sıfat, sem, basar, ilim, kudret vesaire. Zat-ı sıfat, muhalefetun havadis, kıyami bir nefsi, kıdem, beka, vahdaniyet vesaire. Peki bu zat-ı sıfattı biraz önce. Önceki saydığımız subutu sıfattı. Zat-ı sıfat, celal ve cemal. Zat-ı sıfat. Zat. Mesela Esma-i Hüsna da öyle. Esma-i fiiliye, Esma-i İlahiye, Esma-i Hüsna. Celal Cemal'i zatiye mi koydu? Nasıl dediniz? Zati. Zati Esma. Zati sıfat. Onda o listede yok. Celal ve Cemal var mı? Sıfatlarla. Nerede? Demirse muhalefetün levaz, kıdem, beka. Yani zati derken, sıfat-ı zatiye var, sıfat-ı subuti var, sıfat-ı ilahiye. Sıfat-ı ilahiye. Yani kafamda ne düşünüyor, ne söylüyor.
sıfat-ı ilahiye deyince Celal Cemal mi akla geliyor? Şöyle tepeye koyarsak şöyle mahiyet-i zatiye. Yani sıfatı üçe ayırdınız öyle mi abi? Hepsi üç. Zatiye-i subutiye biliyoruz. Sıfat-ı ilahiye pek ben bilmiyorum. Şöyle. Şuunat-ı zatiye. Sıfat-ı ilahiye sıfat-ı subutiye sıfat-ı ilahiye öyle ayrı. Sıfatı zatiye. Zatiyenin daha arkası yani. Yoksa ters mi yaptım? İlahi. Zatı kardo olmuyor. Evet. Arkada üç ayırmadınız ama. Yani bir ayırdınız. Evet. Şimdi bu burası Celal ve Cemal. Sonra işte Celal'den şunlar zuhur ediyor. Cemal'den şu zuhur ediyor. Şey olabilir mi? Zatiye, Celal, Subutiye, Cemal diye denemek. Olabilir ha. Yani burada göreceğiz nasıl olduğunu. Ve konumuz bu değil. Dimağa kadar geçmek için acele yapacağız. Şimdi sıfat efal alemini tecelli ettiği zaman bu ikisi tecelli ettiği zaman kahve heybet Celal. Tamam. Cemal olarak lütuf ve hüsn tezahür ediyor. Kendisi böyle gösteriyor. Bu Celal ve Cemal, bak dikkat et, bu ahlakımızda oluyor. Ahlakım, biz ne yapacağız öyle? Oldu. Allah nasıl olduğunu bana fazla şey getirmiyor ama bana yansıyanı, ahlakımızda kahr ve heybet Celal'den geliyor. Lütuf ve ihsan Cemal'den geliyor. Ruhumuza. Ruhumuzu inşa ediyor. Yani kahr ve heybet. Yani heybet derken zulüm değil yani. Kudret. Azam. Yani şahsiyet. Şahsiyet. Diyoruz ki bu adam şahsiyetli adam. Kahr da zulüm değil. Zulüm değil. Yani kahrediyor. Yani zalimi kahrediyor. Yanlışı kahrediyor. Yani böyle bir kahir adam yani. Şimdi Cemal, Celal ile Cemal. Efal alemi de nasıl gözüküyor? Ruhumuzda. Mahlukata in. Mahlukat zaten. Bu sıfatımız diyebiliriz. Sıfatlarımız var da ahlak yani. Huluklarımız, huylarımız. Bu efal aleminde tahliye ve bir de tahliye var. Noktasız he, noktalı he. Bir tanesi tezin oluyor, ötekisi tenzin oluyor. Ne demek o? Peygamberle uygularsak daha iyi oluyor. Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselam. Musa aleyhisselam ne peygamberidir? Tenzih. Tenzih. İsa aleyhisselam? Tezgin kalıyor. Teşbih. O zaman tezin ve tenzi. Tamam. Şimdi geçiyoruz. Celal ile Cemal sıfatlarımızda nasıl olur? Asar ve amel aleminden alemi ahirete de ittiba edince insanda kah yani bu Celal ve Cemal sıfatlarımız neticesi ahiret olunca sıfatlarımıza asar ve amel Allah'ın asar ve amel fiilleri ve amelleri tezahür ettiği zaman kar ve cehennem nar olarak birincisi Celal'den geliyor kar işte Cemal'den ise lütuf
cennet ve nur olarak tecelli eder. Cehennem, celal, celalin vuruşudur, dışa vuruşudur. Cennet ise cemalin dışa vuruşudur. Tamam, dimağa geliyorum, dikkat edersen acele ediyorum. Celal ve cemal kelamımıza, bu sıfatlarımız için bir tane seçmiş. Ben seçmedim, var ya kitapta. Kelama, semiye dememiş, göze dememiş, buruna dememiş, tamam, dokunmaya dememiş. Kelamı seçmiş. En çok unutulan konuşmaktır, en garibi de konuşmak. Abi bir şey soracağım da hocam, Dima Kemal mi oluyor o zaman? Dima Kemal oluyor. Celal ile Cemal'in çarpışmasından çıkan Kemal. Dima'dır ha? Dima. Oraya öyle mi yazdınız zaten? Oradan... Orada... Yazıyor mu? Yok yani Celal ile Cemal Dima demişsiniz ya. Orada. Şöyle şey yapayım. Bak bunu sileyim, onu yazayım, göstereyim size. Siliyorum bunu. Tamam mı yazdın? Bak şimdi, şunu kastediyoruz. Celal, Cemal, çarpıştı. Ne çıkıyordu? Kemal. Allah Kemal. Kemal. Kelam Kemal. Allahu Ekber. Tamam. Bu doğru şeydi. Allahu Ekber. Bu neydi? Elhamdülillah. Zülcelali. Subhanallah. Subhanallah Elhamdülillah. Karıştırma. Mesela desen ki Zülkemali Subhanallah. Tisbet. Olmadı değil mi? Zülkemali Subhanallah. Olmaz. Zülkemali Allahu Ekber. Zülcelali Subhanallah. Celaline Subhan'dır. Yani tesbih ile hiç karıştırmamış. Hepsi sistem tık tık oturmuş. Onun için yaptı. Tesbihat yaparken. Ben Zülkudret'in derim genellikle Allah'a ekber. Yani tam ortaya çıkmış hali. Daha aşağıya, Esma'ya etmiş. Kemal demek daha mı faziletli? Yani aslında daha biraz da kültürlü olduğunu gösteriyor mesela. Nasıl bir... Kudreti diyenler az değil mi abi? Kudreti az diyenler seviye düşük. Esma'da kalmış. Mesela... Ben de öyle diyorum da. Enfüste ve mülkte ve melekütte olan insanı nasıl ayırt edersiniz bunlar? Bak şimdi. Şimdi bu mevcudat donmuş kudret midir, donmuş irade midir? Sen söyle. Ben kudret derim normalde. Tamam. Kudret diyorum. He? Kudret. İrade diyelim. İrade. 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 Ne? İrade. Vay be. Herkes kafasına duruyor. Seni sorayım. Şu mevcudat donmuş kudret midir, irade midir? Çabuk. İradedir. Bak şimdi. Mülkte olanlar kudrettir demeleri normaldir. Fıtratlar iktizası. Tefekkür o. Enfusçiler irade eder. Çünkü yani kudret yapmış ortada yok. Gözüken tercih edilmiş. Biz Allah'ın tercihlerini görüyoruz. Kudretini görmüyoruz. Ortaya çıkmış. Yani arkadan bakarsan iradedir. Ama donmuş hale bakarsan, zahire bakarsan kudrettir. Kelam diyenler tamamen dikti mi aslında? Kelam diyenler tamamen dikti mi? Yok. Orada kelam yok. Şimdi gelelim şeye. Yani şey demek istiyorum ben buna. Hepsi doğrudur. Mesela bazı şeylerinize itiraz edecekler size de. Bana çok ettiklerin için söylüyorum. Yani ne diyorlarmış biliyor musun? Geçmiş böyle öğretmenlik yapıyor, atıyor kafadan, sağlıyor tabii daha böyle biraz şey tarzı. Ama Allah razı olsun bazı kültürlü usluplarına dikkat ediyor. Bazı diyor ki mesela hayalini
kendi bir tasavvur ettiği bir dünyası var. Şey gibi takdim ediyor. O kardeşe diyorum da belki insanın nefsi de var. Bak işaret edeceğiz 64'de o zatıma kardeşime diyorum. Tam 4,5 saat uğraşıp böyle bir liste haline getirdiyse böyle deme hakkı vardır. Ayağı başımın üzerindedir. Ama lütfen böyle çalışmayıp tam ben kalktım kahvaltıdan ta öğlen namazına kadar. Bunda yalan olmaz, hilaf olmaz. Böyle dizilmemiş işaretacağız da. Böyle dizilmiş olsa gel kaydet 10 dakika. Ya tamam. Böyle çalışarak bu adam çalışınca 4 saat. Allah 4 kelime senden fazla yüklemez mi? Adil olan Allah. Mesela hiç ömründe kuva diye bir şey belki de ilgini çekmemiş. Okumuşsun da ama. Lugata bile bakmamışsın belki de. Bakma sen geç. Kuva diye 2 gün çalıştım. Şimdi o ders yapacağız. Kuva deyince müsaade et de 2 gün çalışana 2 tane kelam söylesin. Hani bu hayal dediğin şey tefekkür. Bak hayal dediğin kafasından geldiği söyledim. Dedim ki ona da söylüyorum. Şimdi diyorum ki bu mevcudat ağaç donmuş kudret midir, irade midir? Tabi hayal. Sağlıyor aslında. Sonra dedim ki niye zahirde hemen kudret gözüküyor? Bu soruyu ben soruyorum. Ben tatmin olmadığımı söylemiyorum. Hatta mı diye söylüyorum mı bilmiyorum. Ve sizden bir şey çıktığı zaman ve yeni bir şey ortamda öğrendiğim zaman Allah biliyor yeni öğrendim bilmiyordum dedi. Birçok vakı görmüşsünüzdür. İlk defa öğreniyorum. Allah bu bereketi veriyor yani. Tamam mı? Mesela niçin elma ağaç donmuş kudrettir veya iradedir? Ya bununla günlerce uğraşılır mı? İrade midir mi kudret midir? Meğer sonra ikisi de doğru. Nereden kaynaklanıyor? Yani niye biz şaşırıyoruz bu mu bu? Meğer enfuse geçenler irade diyecektir. Bunu diyebilmem için 3 gün verdi. Ama ulema bunlar kavga etmiş, alimler. İrade midir, kudret midir? Ulema, Allah gözükür mü, gözükmez mi? Bediüzzaman Çözdü. Diyor ki, vahdiyetiyle gözükmez, gözükmez diyenler haklı çıkarttı. Eadiyetiyle gözükür dedi, gözükür diyenler de haklı çıktı. Ustad bir şey getirdi, tanımlama. Vahdiyetiyle gözükmez, eadiyetiyle gözükür. Nerede diyor daha orayı? Atıp böyle hemen... Miraç Risalesi'nde. Miraç'ta mı diyor? Mesela ulema bunu şey yapmış. Mesela alimler arasında konuşulan, ihtilaflı olan bir şeydir. Kudret midir, irade? Ben sen kimsin Hasan? Ben Nur Talebiz. Ben de uğraştım. Niye diyor? O da doğrudur. Çünkü zahirde bakınca kudrettir. Ama böyle biraz mürekkep yalarsak böyle külliyatını, hakikaten irade. Ustad irade kullanıyor. Serpil abla da diyor ki. Ne diyordu? O da soruyor diye, kudret değil midir diye. Evet. Çok da kaliteli bir insan. Mesela zanın, zan haritasının ortaya çıkmasında %70 onun hissesi var. Evet, %70. Burayı şeye bağlayacaktınız, Kemal Dima'ya bağlayacaktınız. Şu şekli yapmamız, onda kaldı kaldı. Allah'a ekbere geçti. Bunu diyen kim? Bunu hepsi ama. Yani Celal ile Cemal çarpışınca Kemal, o da Dima. Bu dedi. İnsandır. İnsan akıldır. Dimadır. Kalp hayvanlarda vardır. Hayvanlar cennete gidecektir. Çünkü fıtrat-ı selime imanları vardır. Cennete imansız gidilmez. Onlara fıtri iman var. İman eminliktir. Ama akılları yoktur. Aklı olmayanın diyor, Peygamber Aleyhisselam dini yoktur. Yani din denilen bir şey kavramı yoktur. Dima çok kutsidir. Mesela bir hadisi kutside, ben ilk önce diyor, aklı yarattım diyor. Böyle bir hadisi de gördüm. Madem de hadisi kutsi. İlk aklı yarattım diyor. Mesela Nur-u Muhammedi, Nur-u Muhammedi'yi kastetmiyor. Mahluk olarak, cevher olarak o da, İlk önce aklı yarattım diyor. Sonra ruhları vesaire yaratmış, oraya hizmetçi vermiş. İlk önce aklı yarattı. Akla çağırmış, gelmiş. Git demiş, gitmiş. Otur demiş, oturmuş. Kalk demiş, kalk. Bu bir şey acayip. Bu Allah'a aittir bu. Yani dinlemek, cevap vermek.
mükafat vermek, şey yapmak, takdir etmek, sırlarda takdir etmek yoktur. Bu Allah'a ait bir sıfattır. İnsanlara tezahür ettirmiş. Takdir edebilmek, tenkit edebilmek, mükafatlandırabilmek, ceza vermek, bu Allah'a ait bir özellikmiş. İnsanlara tezahür ettirmiş. Bu basit gibi zannediyoruz. Çünkü devamlı kullandığımızdan sıradan zannediyoruz. Konuşmak gibi. Konuşmak ne kadar sıradan? Oysa çok garip. Yani çok tuhaf. Mükafat ve mücazat ardında güdülen bir amaç. Amaç böyle kafanın arkasına güdülen, takip eden bir gayeye göre bunun mükafatı, şuraya göre mükafatı, şuraya göre bir mücazatı var. Bunu ancak ikisini bağlayan gaye ve fiil arasında berzah olan dima yapar. Seniye tabii bu abi ikinci doğuşumuz. Yani. İkinci doğuşumuz. Gaye ve fiil arasındaki berzah. Evet. Yani bak elime bak. Gaye var, dimağın arkasında şurada. Bir gaye var, takip ettim. Böyle yapıyorum 5. kare. Matraklık yapmıyor. Öyle tamam mı? Bir gaye var. Gaye var. Hedef var. Allah'a uygun bir gaye. Erkek kalite bir kapasitesinin ve kalitesine göre gaye olur. Allah'a uygun bir gaye var. Bu gaye uygun kurulan bir sistem var. Kainat. Bu kainatla Allah'ın takip etmiş olduğu gaye arasındaki ara berzahtır. Birbirini dönüşüm yapan bir sistemdir. Değil mi? İnsana ait olan. İnsani berzah. İnsani berzah bunlar. 121 şualar. Bu o zaman bizim hususi cennet tarafımız oluyor abi. O zaman arşa da bakıyor bu. O cennetin üstüne. Tabii arş bu. Arş hususi şeyimiz yani. Evet. Siddetil mülkte olan tarafımız. Bundandır ki. Damamız. Bundandır ki tam 24 bin defa Cebrail peygambere gelmiş. Allah Allah. İlmi kelam alimlerinden buldum. Kardeşim onlar ne demiş diye çalıştım. Bak bu şaşırdığınıza göre size diğer peygambere kaç defa gelmiş diye şey yapayım. Bunu göstereyim size. Kaç defa gelmiş? Merak ettiniz değil mi? Dima. Kelamda mı yazdım? Şaşıracaksınız. Ben de şaşırdım. O Leyf-i Mahfız'ın içindeki İmam-ı Mübin tarafını arşa koysak yanlış mı olur abi? Şu anda bir şey bakıyorum ya. Şimdi seni böyle basit geçiştirmek istemiyorum. Şöyle yapayım da. 137 değilmiş. Hasan abicim, 128 peygamberin hepsine Cebrail aleyhisselam müşahhas olarak şey yapıyor mu? Onu şey yapacağım kardeş. Göstereceğim size. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e 24 bin kez gelmiş. Adem aleyhisselama 12 defa gelmiş. Nuh aleyhisselama 50 defa gelmiş. İbrahim aleyhisselama 40 defa gelmiş. 24 binler. Musa aleyhisselama 400 defa gelmiş. İsa aleyhisselama 10 defa gelmiş. Ya 24 bin defa gelmiş. Kur'an'dan istihraç edilmiş değil mi? Kur'an'dan değil, alimlerin şeyi. Nerede? Tabii ki istihraç etmişler. Ya hadisten çıkartmışlar. Kaynağını şey yapmadım ama ben özür aldım. Uğraşmadım kaynağı. Mesela bana gelmiyor mu dedim de sonra buna bu kadar. Meğer vahiy meleği ya, onun da avaneleri varmış. Avaneleri mesela Azrail aleyhisselam avanesi var. Herkesin ruhunu Azrail kabzetmez. Şimdi peygamber ruhunu Azrail kabzedecek,
Senin ruhunu da azayi kabz edecek. Olur mu? Kalite yok. Elit tabaka lazım. Elit tabaka, elit tabaka. Adam gibi yaşarsan adam gelir sana. Köle gibi yaşayan adama nefse adam gelecek. Azrail aleyhisselam kafirin ruhunu neye kapsetsin? Belini ne bulaştırsın şey pisin ruhuna? Kafir, zındık Ebu Cehil'in ruhunu Azrail neye kapsetsin? Bunun avanesi var. Mektubat anlatıyor ya, talebe-i ulum hocası, talebe yetiştiren bir hoca, yataktaymış. Şehitlerin şehitlerin ruhunu kabzede melaike gelmiş Azrail. Azrail'in yardımcısı bu. Ne geçiyor? Hayır demiş. İstemiyorum demiş. Ben talebe yetiştirdim. Talebe ulumun kabz-ı ervanına muyekke melaike istiyorum demiş. Hak etmiştir. Allah'a diyor bunu. Allah da kabul ediyor biliyor musun? Onu geri alıyor. Ha? Ve hak ettiği buydu. Ama Allah geri alıyor biliyor musun? O anda alıyor biliyor musun? Görüyor adam şeyi, Azrail. Kim olduğunu da biliyor. Bu şehitlerin ruhunu kapseden Azrail. Biz gelse zaten ödümüz patlar. Altımıza kaçırırız. Bu insan onu görüyor. Onu tanıyor. Kim korkmuyor. Bu değildir diyor. Abi şimdi orada bir sır var. Şöyle adam sanki ölmüş gibi. Değil mi? An itibariyle Azrail'in bir avanesi geldi. Ama orada yine terakki mi var? Yani yine sistem devam ediyor. Ediyor. Kabirde yok mu terakki? Yani gidiyor geliyor. Kabirde yok mu terakki? Ona göre muamele ediliyor yine. Yani avama biter ölüm. Her şey. Havas kabirde terakki ediyor. Çünkü ahiret, kabir ahiret değil ki. Ubudiyet işte abi, ubudiyetin ubudiyet. Ondan sonra diyor ki tanıyor, bak şimdi mantığı ben yürütmeye çalışıyorum sizi. Görüyor, Azrail olduğunu da biliyor, şey avanesi. Ama bu şehitlerin ruhunu kabzeden tanımlıyor, sıfatını biliyor. Seçiyor. Sanki seçme hakkını vermişler. Ya Rab bunu istemiyorum ben. Ama adam gibi yaşamış. Allah'a nazı geçiyor. Gelen demiş ki gelen evet. Ya Rabbi şu duasını yapmış. Olmuyor çocuğa. Ya Rabbi bunu yapmamakla kalbimi mi kıracaksın? Damardan girmiş. Ve Allah yapmış. Ben izi takip ettim. Dediğini yapmış Allah. Yani istediğini yapmış. Şimdi sonra merak ettim. Ulan dedim bu Azrail'i tercih etmiş, tamam mı? Azrail'i tercih etmiş. Buraya yer değiştirmemiş sebebi şu. Halıya basayım diye. Niye dolaşıyor diye. Zanlara fırsat vermemek için söylüyorum. Dedim ya bize gelmez mi? Cebrail dile gelmiyor da avanesi varmış. Hani oradan girdim. Azrail'in avanesi var ya. Şimdi Cebrail'in avanesi var. Gelince nasıl anlarım dedim. Gelince nasıl anlarım? Azrail'in avanesi oldu. Akşam ha. Dün akşam. Yatamadım yani. Şöyle anlarsın dedi. Azrail diyeyim. Cebrail'in sana gelmez. Ama avanesi gelir. Nasıl anlarım dedi. Bir diyor ders yaparken veya Kur'an okurken veya şu derste böyle tatlı bir sıcak bir mana. Yani ilim böyle. Şeytandan, melekten olduğunu şöyle fark edilir. Şeytandan olan insanın dimağını inşa eder. Bilgi verir. Miraç'a kadar. Şekür selam. Ama melaikeden gelen ilham kalbini ihya eder. Huzur verir. Lezzet verir. Mesela şöyle diyeyim. Akşam yatamıyorsunuz. Kabustur görüyorsun, sıkıntı var. Hemen şu soruyu sorun. Allah ve melekleri Müslümana sıkmaz. Vesvese ve vehim vermez. Şimdi Allah ve melekleri değil. O zaman düşmana acizlik yapma. Vay şallah diyor. O sinirlendiği zaman ortadan kalkıyor tabii. Şimdi eğer böyle tatlı bir hal geliyorsa böyle, güzel bir şey geliyorsa, bir enerji, böyle enerji ya, sana yazdıran, kafayı hemen belli eder. Deniz fotoğraflı ya, deniz düşeni sahile atar. Bazıları var, denize düşeni göle şey yapar, şey gibi, Harun gibi. Dibe sokar, gelir, çok az dışarı atar göl. Bazı fıtratlar var. Şimdi böyle bir tatlı sizi coşturan bir mana yok mu? O Cebrail'in avanesi olan melek geldiğini alametmiş. Oymuş o. Enerji oymuş. Melek enerjidir.
donmuş enerjidir. Mana enerjisidir. Dedim ki... Simaları farklı mı oluyor abi? Simaları farklı oluyor. Çünkü siman değiştiriyor seni. Kur'an okurken meleklerin ilham ederler. Bunlar Cebrail Aleyhisselam'ın avaneleri olduğunu gösteriyormuş. Avane. Ya Rabbi ya. Sahiden hakikate geçmek de böyle mi? He? Sahiden hakikate geçmek. Bunlar nasıl? Akrebiyet. Ve o ana şey olmak mı? Yani? O andan çıkıyorsun işte. Nasıl anlıyorsan. O geldiği anda mesela zahirden hakikate geçtiğin an o gelmiş oluyor mu? İşte o oluyor da zahirden hakikate geçme denilen şey olduğu için oluyor. Yani o geldi, oldu değil. O geldiği için böyle oluyor. Akrebi. Zahirden hakikate geçmek onunla oluyor. O olunca oluyor. Böyle namazda veya şu anda şey yaparken böyle tatlı bir hal olmuyor. Huzur. Huzur neyle oluyor? Huzur. Hazır. Hazırdı. Ama kim? İsrafil mi? Maneviyat hangisiyle oluyor? İsrafil, Mikael mi? Azrail, Cebrail. O mana Cebrail değil mi? Cebrail, maneviyat. Cebrail. İsrafil mi? Peki. Ha, bu kalem zannettim. İyiymiş kalem. Kalem. Vay be, kalemmiş. Kalem. Peki. Abi bir şey, Mesnevi Nuriye'de bir insan tarifi var. Her şey sağır adam gibi kendi kelamını anlar. İnsan ise bütün mevcudatının lisanlarıyla tekellüm ettikleri Esma-ı Hüsna denilen Esma-ı Hüsna delillerini fehmeder. Şimdi dima insanı bu kaliteye getiriyor. Her şey diyor, çok ilginç mesela, her şey sağır adam gibi. Konuşuyor. Kendisi konuşur, kendisi dinler kendisini. Yok sağır, kendisi de duymaz. Sağır adam gibi, onu işte anlar. İnsan, diğer sair mevcudatın konuşmasını da dinler. İnsan... İşte insani berzah, 121 şualarda 121, insani berzahtırlar. Yani maksadı âlâ, Allah'ın âli bir maksadı, ona uygun açılımı olan şu kainat, bu ikisi arasındaki berzah olan dima, bu anlar, koridor yani, alt yol kavşağı, birbirine dönüştürüyor. Mesela, şeyde meşgul olmuştum, Yasin o zaman, zamanın sureti, zamanı daha çıkamadım, şekillendiriyor. Zamanın sureti, hakikati, zamanın hakikatin, zamanın mahiyetini buldum. Lev muhafız demiştiniz ama... Evet, niçin biliyor musunuz? Lev-i Mahve ispatta hakikati oluyor. Şimdi bak, Lev-i Mahve ispat, şöyle takip edeceksin. Lev-i Mahve ispat, Lev-i Mahfuz'un defteri değil mi yazar bu zaten? Lev-i Mahve ispatın kaynağı Lev-i Mahfuz değil mi? Evet, tamam. Peki, ustad diyor ki Sari, zamanın hakikati Lev-i Mahve ispattır. Lev-i Mahfuz oluyor o zaman mahiyette. Bak şimdi, şöyle diyeyim. A eşittir B, B eşittir C ise, tamam mı? A eşittir C değil midir? Evet. Şimdi Lev-i Mahve ispat zamanın hakikati ise Lev-i Mahve ispat Lev-i Mahfuz'un yazar bozar tahtası ise zamanın hakikati da Lev-i Mahve ispatsa zaman mahiyeti Lev-i Mahfuz'dur. Sureti. Sureti alemiş adet. Şimdi biz suretteyiz. İstikbal, hale uğrayıp mazi dökülen bu zamanın suretidir. Sureti de eşya diyor. Eşya işte. Anladın mı? Eşya. Suret. Zamanın hakikatında kimse görmemiş. Yok. Çünkü zaman canlı, ruhlu ve şuurludur. Kime nasıl akacağını biliyor. Değer esması. Bunlar şey deniliyor. Çok derin ilimler. Ne derini ya? Bir sade söyle. İstakim edeceksin bu kadar. Peki. Bunu da Azrail mi oluyor acaba? Sana yok ediyor. Neyse. Şimdi canlıdır, ruhludur. Şunu evet, diyorsunuz. Ortadan kaldıran zaman çok hangi sıfata dayanıyor diye merak etmiştim. He? Celalim cevap. Hangi yani subuti sıfata nereye dayanıyor? Sen, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Kelam. Peki hangisine bakıyor diye? Kelam mı?
İrade. Kelam ya da hayat. Zaman çok hiç hatırınıza gelmeyecek bir hayat sıfattır. Hayat. Hiç hatırınıza hayat. Gelmeyecek. Hayat. Evet. İlk önce ya hayat geliyor, ya kelam geliyor. Kudretmiş. Allah. İrade olmuyor mu abi? He, Kadir'den şey yaptınız abi. Kudretmiş, hiç kimsenin hatırına gelmez. Halk ediyor. Halkın cedid. Devamlı. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Bu şekildeki kudretin tecellisi, sureti zaman. Neyse. O zaman abi zamana biraz ifrata kaçıp Allah'tır diyenler buradan belki yanılıyorlar. Evet. Celal ile cemalin kelamımıza nasıl yansıyor? Nasıl gözüküyor? Tamam mı abi? Şimdi sonra alim-i kelamdan tecelli edince kelamın içerisine ne? Emir taksimine sebep olur. Nehy ediyor? Celal. Emrediyor. Yapma Celal. Yap Cemal. Kelamda böyle gözüküyor. Yani bu dimağımızda direkt şey yok ama bunu yapıyor işte dimağ. Dimağ bitmez. Ömrünüz biter. Dimağ dersi bitmez. Çünkü en büyük insanın baş belası kendi aklının baş belası aklıdır. Aklımızın baş belası akıldır. Abi siz diyorsunuz ya, bu akılı yaparken bu akıl kullanılmadı. Evet. Bundan daha küllü bir akıl var. Akıllılık oraya bağlanmak. Evet. Şimdi değişik bir akıl sistemi gösteriyorsunuz siz. Bu akıllı bu akıllı anlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Bunu ne kadar yapacağız? Bunu ne kadar yapacağız? Ya neye benziyor biliyor musun? Üst akıl da yapıyor. Değil mi bu? Gölgenin yetişmek gibidir. Evet. Güneş arkada vuruyor, gölgem önünde. Koş! Gölgem yetiş. Bu aklımla aklımı anlamaya çalışıyorum. Böyle bir sistem var mı? Bu nasıl bir Allah? Nasıl bir kaliteli Allah? Tövbe et, şey, hep ağzım ona gidiyor. Ya başka ifade edemiyorum. Yani nasıl? Yani mükemmel ya. Yani supan diyeceğim tatmin olmuyorum. Böyle acayip bir şey yani. Güneşten yardım alıyoruz abi, gölgeyi yardımcı. Evet. Güneşten yardım alıyoruz gölge. Güneşi ortadan kaldırsalar gölgen de yok. Şimdi biz neyiz biliyor musun? O gölgeyiz. Astımızı düşün. Şu anda astımıza, gölge asta gitmeye çalışıyor. Şu anda düşündüğümüz gölge. Kendi aklımız böyle. Mesela bir insanın psikoloji bozukluğu niye? Başkasında değil ki. Kendi düşünceleri bozukluğundan psikolojisi bozuluyor. Kendi, benim düşüncem bozuksa senin psikoloji niye bozulsun? Benim düşüncem bozuk, ben bozuluyor. O zaman benim, yani başımın belası benim. En büyük sorun benim. Kime? Bana. Başka ne bela ararsın? Ne bela arıyoruz? Onu versene ben terli. Şuraya basacağım işte. Eyvallah. Bak şimdi. Celal ile cemalin kalpte. Sonra alemi zikri inikas edince. Bak mahalli, zikir mahalli şey ya, öyle bir zikri vertetlerini kurup. Kalp ya. Ne oluyor? Tesbih oluyor. Diğeri hamd olmak üzere iki kısmı ayrılıyor. Subhanallah. Tamam. Geçtik gene. Celal ile cemalin dima. Sonra alemi irşada intikal edince irşat. Bak. Zikir. Efal. Efal alemi, bu da efal. Sıfat efal ama bu. Bu. Bu asar ve amala oldu. Bu kelama. Bu zikre. Tamam bu. Ne olur? İrşadi ten ve inzara celal oluyor bu. Ondan sonra bu terhip ve tebşire.
Bu celaldır. Şurası. Şurası da cemaldır. Yani şuraya kadar. Bir şey lazım olduğu için bizim konu bunun altına yazayım. Cemal. Celal. Bunlar ne abi? Biz o anlamıyoruz abi bunları. Terbit, izah, terbit, tepşir. Gireceğiniz mi? Girmeyeceğim. Çünkü kuvayı bitirmeyi hedefliyorum. Yani dima dibeğin dedik. Daha işini çözemedik. Dedim ki şu dimağın dibine inelim. En böyle başka bir şey var mı? Yani alim şahadette son olsun o. Böyle ince bir çizgi olsun. Şöyle diyeyim. Aynanın arkası siyah. Ön tarafında parlak ya. Aynanın ayna yapan bu siyah değil. Aslında bu burada bir ince bir satih var. Tamam. Yani kuva dimağ çalıştığı sistem. Evamiri tekniği yani, mi oluyor? Güç değil. Kuva kuvvet değil. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim daha yaşam. Bak bunu siliyorum. Kuvvet ve kudret arasındaki farkı söylüyorum. Subuti sıfattan. Kudret dışarıya tezahür ederse kuvvet, bu da esmadır. Tamam abiler, fark bu. O sıfattır, o esmadır. Şimdi dimada tahayyül, tasavvur, taakkul, buna kuvvettir. Kuvve-i hayaliye. Tamam mı? Kuvve-i tasavvuriye. İşte ama bu sistemin altı güçtür. Kuvadır. Kudrete bakıyor. Kuva dersini yapacağız. Şu şeyi bitireyim. Celal ile cemal vicdanda nasıl tecelli eder? Görüyor musunuz? Haf ve reca. Haf vicdandadır. Bu sari ifadedir. 64 emir şey işaretleyeceğiz. Şimdi ha ümit ve reca vicdandadır. Nereden çıkarıyorsun? Kafadan sağlıyorsun. Evet. Tipi tipten çıkarıyor. İşaret 64. Çok var da. Yani bazen meclisin dışına şey yapıyorum. Çünkü bazıları böyle saf, temiz, arı duru, kaliteli insanları var öyle. Kendi inşa etme zihinlerini bulandırıyorlar. Tamam mı? Kafayı kap. Kardeşim, ben Ayşe Fatma ile para dolarla yatmıyorum. Tamam. Dün gece 12'den sonra ayakta durma adetim olmamakla beraber beni bir düşünce sardı. Ne kadar Cebrail peygamberimize gelmiş. Sırf okudum, 10 saniye olmadı. Fakat 1,5 saat uğraştı. Ne kadar gelmiş? Kaç defa gelmiş? Merak ettim. Yatamadım. Kalktım. Yattım da. 24.000 defa gelmiş. 12 defa kime gelmişti? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam. 12 defa. Sonra ötekilerine? 10 defa yapıyoruz. 10 defa kime? İsa Aleyhisselam'a. 40 defa İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. 400 defa Musa gelmiş. Kaç saniye oldu? 10 saniye. Olsun, ben 1,5 saat vereceğim ama altyapılı o şey. Profesörlerin büyük özelliği neymiş biliyor musun üniversitede? Bilgi aktarmak değil. Bilgi insan eksik fazla verebiliyor. Çünkü ne haletimiz varsa şey. Profesörlerin büyük vazife şeyi, en büyük özelliği doğru bilginin nerede olduğunu göstermesidir. Felsefede budur. İbn-i Kenan alimdir. Yani Ahmet Mehmet'in değil de. Hikmet ne abi? Mesela Hz. Adem. Şimdi konumuza değil. Çok enteresan bir şey. Yani
Şimdi bu 24 bin. Bu altıdaki şey barla da yazıyor burada. Mesela Adem Aleyhisselam'a verilen suf, İbrahim Aleyhisselam'a verilen suf, Musa Aleyhisselam'a verilen kitap, diye 124 bin peygamber diyor. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri, yardımcıları, önermeleri. Daha hoca gelmeden, profesör gelmeden asistan var. Talebi ile profesör arasında irtibatı kuran asistandır. Paldır küldür sen profesörle görüşemezsin. Ha? Ne yapar? O İhsaliye evinden hazırlamış. İlkokul, ortaokul, lise, buyurun hocam der. Teslim eder üniversite hocasına. O adam gelip ilkokula ders vermez. Ha. Dolayısıyla o peygamberler ilkokul hocaları. Öteki öğretmen ortaokul hocası. Mesela peygamberler arasında ulul az peygamberler değişmiyor mu? Ulul az peygamberler var. Mesela ama kafamızda şey geliyor. Evet. Ulul az peygamberler kitap verilen peygamberlerdir değil mi? Ama bir tane böyle değil işte. İbrahim Aleyhisselam'a suhuf verilmiş ulul az peygamberidir. Ama peygamber verildiği halde ulul az peygamber olmayan kim? Davut Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam. Tuhaf. Sistem acayip. Hikmeti. Peygamberimize günde 3 defa Cebrail gelmiş abi. Günde 3 defa. 23 yıl sürüyor ya vahiy. Böldün mü? Ha 8395 ediyor. Yani kaç gün var? Bak bu da nereden çıktı diye sorsana. İlkokul gibi. Bak şöyle yapmış. Günde 3 defa geldi. 24.000 bölü. Bölü 23. 8'in yani 23 çarpı 365. Böyle şey yapmış. Evet. Böyle çık. Ortalama günde 3 defaymış. Çünkü Kerem abi. Ya peygamber. Peki günde 3 defa gelmiş. Günde 70 defa Allah'a görüyor peygamber. 3 defa Cebrail görse ne olur? Nasıl 70 defa? 70 defa inkılap görmüyor mu? İstifa niçin ediyor? Bir eski haline Allah Allah, estağfurullah. Mesela günah mı işledin? Estağfurullah diyor. Niye densin? Peki kardeşim maşallah ne kadar hoş bir insan. Estağfurullah. Ola günah mı işledin ki istiğfar ediyorsun? İslami ahlak budur. Ya abi ne kadar hoş bir şey anlattın ya. Estağfurullah. Lan günah işledin de estağfurullah deniyor. Günah mı şimdi sana bu demesi? Böyle terbiye. Ruh âli diyor. İstiğfar, ruh ile günah vücudunu gösteriyor. Günde 70 defa demek ki 70 defa inkılap, Cenab-ı Hakk'a mülakı oluyor 70 defa. O zaman bir önceki haline istiğfar ettiğine göre her hali diğerinden daha mükemmel değil mi? Evet. Yoksa inkılap olmaz ki bunu zaten. İnkılap der. Sürekli terakki. Sürekli terakki var. Buraya kadar geldik mi abiler? Tamam. Hasan abi bu altıya bir değinsek çünkü dima dersimiz de şimdi bu nasıl oluyor yani dimada biz bunu anlayamadık yani. Ben anlamadım yani alemde. Şimdi, Celal Cemal nasıl oluyor? Peki dimada? Şöyle yapalım. Şunu çek sen. Şunu çek. Bak sabah kahvaltısı 8.30-9 arası. Kalktım geldim. Oturdum mübalağasız. Öğleyin dersine şey namaza zor indim. Sünneti burada kıldım. Bu liste çıktım. Ondan sonra o kadar yoruldum ki öğlen dersi yapmadım. Şu sistem böyle şey yapmak. Peki, niçin diyeceğim? Yani bunları bakarak tek tek araştırarak koy, şey yapıyoruz. Orada koymuş sayfa atmıştım. Şimdi sana da vazifem. Tehrip ve inzarı, tehrip ve tefsiri haftaya 15 dakikalık bir bize sunum yapacağız. Yani ben çalışmışım. Fakat kuva geri kalacak. Tamam. Çünkü girdik mi o... Bak burada bu yoktu. Dima, Celal ve Cemal girdik belki de bir saate yakın oldu. Eğer biz buna girersek bu dima şeyde kupar. Ama sana 10 dakika vereceğiz. Tamam, bu 8'de olur değil mi abi? Mesela desek enenin şeyde Adem ve vücut diye. Tabii sen ama bu risalede geçer. Metindeki tamam. Bu. Bu tamam. Metin bu. Bu 7 be Ahmet Mehmet ya ait tefasır tema. 7'ymiş bak. Dima meratı. Aa yedi. Bak. 7 deyince şimdi hatırladım. Bak evet tevafuk etmiş. 7 tane olduğunu evet yazmışız ama şey yapmamışız. Ha, intikal etmemiş. İşaretleyeceğiz 64'te. Peki şimdi kuva arkadaşlar. Kuva ben size şöyle göstereyim. Metin
anladığım. Metin anladığım. Metin anladığım. Bak, metin çıkarımlarım. Metin lemalar 171. Yeşiller şeyşi maviler çıkarım. 382 lemalar metin çıkarımlar. Şualar size ne göstereceğim diye yapıyorum. Metin ince mesnevi 248 249 mesnevi Hutbe-i Şami 25 ve bitiyor. Ben size ne yapacağım bunun için? Bunları hiç göstermeyeceğim size. Zamanı hulasa ettim. Yani o çalışmaların aslında külliyatın özüdür bu. Nereden geliyor? Burada şimdi anlatacaklarım size görün, kanaat getirin. Buradan çıkardım ki çabuk çabuk cümle cümle olsun. Yani size fazla, şu kadar. Hulasa şu, 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 şu kadar. Çıkarım oradan oldu diye. Şeyle meşgul edilmeyeceğim. Şunu kaldırabilir miyiz biraz? İşte ahirette de böyle olacağız. Dünyayı geçince, öteye geçince. Vay be. Perde mi kalktı? Perde kalktı. Perdemeli perde. Siz insanı berzap oldunuz abi. Peki, bu kuvaya hazır mıyız? Hazırız abi. Ne kadar oldu? Bir saat oldu. Bir saat mi oldu? 51. 51. 51. Bismillahirrahmanirrahim. Kuva, kuvvet değil, bunun neticesindeki güçtür. Cemidir, kuvvetlerin cemi. Potansiyel kuvvet mi demek abi? Potansiyel kuvvet. Watt gibi. Senin mesleğin itibariyle. Yani barajın arkasındaki suyu avam görüyor ama ona bakan bilmem kaç milyar kilovat saat elektrik görüyor ondan. Evet. Gibi. Evet. Kuvvet değil. Kuvvetlerin neticesindeki ortaya çıkan güç. Kuva. Yani bu cümleyi söyleyebilmek için bu toplamayı yapmak lazım. Bu lugatta yok böyle bir şey. Yazacağız abi. Evet. Kuvvet değil. Kuvvetlerin ceminden ortaya çıkan güç. Kuvvetler derken şeydir, kuvve-i akliye, kuvve-i hayaliye, kuvve-i tasavvuriye. Zayıf. Evet. Peki, iki, insanın nihayetsiz terakkisine, yani sözleri 179'dan aldım çıkarım, kaynağını gösterdim biraz önce. İnsanın nihayetsiz terakkisine ve nihayetsiz tedennisine mazhar olmak için hissiyatlarına, duygularına, kuvalarına ve latifelerine hat konulmamış. Risale'de şu kullanılıyor, sıra şu. Duygular, yani bunu yazmam lazım. Lugat ne diyor abi kuvaya? Lugaya güç, şey, efendim, iş yaptıran bir güç veriyor. Yani böyle, arkayı mı silelim, bunu mu silelim? Arkayı artık hükmünü icra etmiştir. Değil mi? Şimdi isterseniz ben hemen sil. Dur çevireyim de sil. Sil abi. Hemen sil. Hemen sil abi. Sıralama çok önemli. Risale'de bak. Yerleri söylüyorum. Sözler 179. Sözler 501. Den sıra şu. Hiç şaşmadan. Bu tarafa gel abi. Burada 501 değil mi? Evet, ben şey yapayım. Sözler 179 artı 501'den
79 mu? 179 mu? 179. Kaç tane? 4 tane. 178 olabilir mi abi? Yok. Yok. Böyle geçiyor. Yani terakki var böyle. Kesafetten letafete doğru. Latifelerden kuva çıkar, kuvadan hisler çıkar, hislerden duygular oluşur. Havas diye de geçiyor. Tamam. Havas hislerince mi ya? Aşağıya doğru terakki, yukarıya doğru ondan çıkıyor. Yani onu da şey yapayım da, gene şey yapasın. Ya şunu biz kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz. Akıl defterindeki havas derken, akıl defterindeki hasse mi anlayacağız? Havas, hasselerin çoğulu değil mi? Evet. Akıl defterindeki havasları? Terakki tarafı. O ok. Ok. Peki, biliyorsunuz, bu şimdi söylüyorum. Bunların yeri neredeydi, hatırlayan var mı? Latife ruhta. Duygular dış dünyaya bakan. Çok güzel. Zahiri. Bak şimdi, latifeler ruhta. Bu dış dimağda. Dış dünyaya bakan zahiri. Bu vicdanda, değil mi? Kalpte. En cemi dimağda demek ki. Kovalar kalpte değil mi? Akıl defterini havası. Peki okuyalım da koyalım. Ha. Böyle dursun. Sadece böyle gözüküyor. Bak neydi? Şaşırtıcı şeylere sahip. Şaşırtacak bizi şimdi. Bilindiği için kimse bakmıyor. Bu kelimeye. Yok abi, bilen yok. Yani misalin zahirde okuduğun zaman tamam ve maksat anlaşılıyor. Batın ise Allah razı olsun. Batın ise girdiği zaman meğer kelimeler böyle bir hazinenin üzerindeki obek obek taşlar atlayıp geçiyoruz. Anladık zannediyoruz. Yürüdük ya. Yürüyebildik ya. Altındaki hazineye ilgimiz çekmiyor. Neyse. Şimdi size Mektubat 332'den söylüyorum. Çıkarım. Kuvalar ile hissiyatlar ayrı şeylermiş. 2. Kuvalara fıtrı bir kayıt konulmamış. Başka? İnsanın her kuvası hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi gayrimutenay canibine gider. Başka? Kuvalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş. İlginç değil mi? Fıtri bir hak konulmaması ilginç bir şey. İlginç. Emrinizi emri itibariyle değil mi? Ahirette o zaman kullanmaya devam edeceğiz. Acayip bir şey. Ahiret için almış. Bak kuvalarına ne yapmış bak. İnsanın her kuvası hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi mesafeyi, mesela mesafe de öyle, hadsiz bir mesafe. İnsanın, dur burada. Hadsiz mesafe neresi? Ezel ve ebed. Evet. Cebelan eder. Ezele de gidebiliyor, ezebede de gidebiliyor. Bu yapıyor, kuva yapıyormuş. Yok yani. Yani ezel ve ebed, yön yok. Bak ne diyor? İnsanın her kuvası hadsiz bir mesafede cebelan eder gibi gayrimutenay canibine gider. Metin ya, şey yok. 332 mektubat.
Canip deyince Allah yönü anlayacağız değil mi abi? He? Canip deyince Allah yönü mü anlayacağız? Allah'ı nereye anlarsın? İşim isteyecek. Başka abi. Yön mü var? Yok. Bir şey isteyecektim ama vazgeçtim. O adam orada değildi. Başka yerdeydi. Adamın başlamadı. Dün dün derste dedim ki, dersten sonra karşıma oturdu. Cumartesi ya. Niçin namaz kılmıyorsun dedim. Gelmişsin bir de benden yardım istiyorsun. Sana dedim, kılıyorum dedim. Allah Allah. Nasıl kılıyor ya? Kılıyor mu? Olur da insan şaşır. Öyle mi ya? Yanlışın olmasın dedim. Kıldığını zaman. Kılıyorum dedim. Ben dedi o gün bugün namazı terk etmiyorum dedi. Olanı anlatıyorum ha. Yanımda kim vardı şahit? Sen, sendi. Ben yukarıda şahit oldum. Aşağıdakine değil mi? Değil, bak yukarıda bu şahit, yukarıdakine. Şimdi bak, aradakine, aşağıda olduğuna da delil şey yap. Yukarıya çıktık, neyse meşgul oldum. Ya dedim, hanımda da sıkıntı var. Neyse hanım bana telefon etti. Ya ben diyor şuradayım falan, iyiyim falan. Neyse uzatmayayım. Hanımına ver dedim, seninle bir şey konuş. Verdim. Ya dedim ben buna dedim, dedim ki dedim namazı kıl. İnternette televizyonlardan uzak ol ama maillerine bak çık. Üç, Asay Musa'yı oku. Ya bu beni dedim şaşırtıyor. Bunlar dediğim halde dedim sıkıntı olmaması mümkün değil dedim. Sen diyordun ha. Ondan sonra ya bu dedi ki dediğini yapmıyor dedi. Hangisini yapmıyor dedim. Risale okuyor dedi ama namaz kılmıyor dedi estiği zaman. Dedim ki ona döndüm. Hatırladın mı? Evet. Şimdi aşağı dedim ki niye namaz kılmıyorsun? Kılıyorum. Ondan sonra hepsini kılmıyorum dedi. Şimdi bu sefer hepsini kılmıyorum. Bilmem ne yapmıyorum. İşlerim yok, müsait olmuyor. Yalan konuşuyor. Ama Sima yalan konuşmuyor. Ve bende bir nefret oluyor ya. Yani acayipim gidiyor. Kılmıyorum. Orada kılıyorum dedi. Allah Allah. Sima kılmıyor. Adam kılıyorum dedi. Rabbi herhalde ben de sorumluyum. Kim yalan söylüyorsun? Bu, sen şahitsin değil mi oğlum? Evet. Karısının sesini de o da duyuyor. Duyuyordunuz değil mi sesi? Evet, karısı da acilde çalışıyor. O direkt bakanlığa bağlı. 112. Şeye bağlı. Hastane değil. Değil yok, hızır şeye bak, ambulansın içindeyim, müsaitim dedi. 112. Dedi ki, kılmıyor dedi. Duyuyordu değil mi, sen duydun değil mi? Duydum ben, evet, konuşmasını duydum. Ya niçin peki ısrar ediyorsun, niye bunu iş yapıyor? Simalar affetmiyor. Affetmiyor. Hiç. Sima yalan söylemiyor. Söylemez. Fıtrat yalan söylemez. Sen Fıtrat'a yalan söylüyorsun, o sana yalan demez. Dedim, sen ateş elini sokup da yanmadın, Fıtrat yalan söylemiş olurdu. Yapma. Peki, kuvalarına niyetsiz bir istidat verilmiş. Kuvalarına ne kadar istidat var? Birincisi neydi? Kuvalara hudut yokmuş, yön yokmuş, yön yok. Hatla hudut arasında fark ne? He? Hatla hudut arasında fark ne? Ezel evet. Çoğul, hat, hudut. Değil mi? Evet. Harflerin çoğulu hudut mu? Hudutlar. Hudutlar. Harflerin evet. Cemi hudut herhalde. Kaynak. He? Değil mi? Fıtri yani. Hat. Evet. Fıtri hat, hulki, hudut konulmamış. Evet. Hudut konulmamış. Hulki hudut. Fıtri hat, hulki hudut. Kalp demiş ki ya bu. He? Kalpte mi çıkacak? O aynısını kalpte gitmiyor. Latife insani çıkacak gibi geliyor. Bak bakalım ne çıkacak. Ben de şaşırdım. Hepsinin dönüşü var. Hiç ihtimal vermiyoruz. Nefis? Biz de vermiyoruz. Ben de vermiyordum ki. Hepsi kendisi melek ütü. En alt sırtını söylüyor. Hepsi melek ütü dönüşümü. Ya bak, yönü yok bir kere. Kafayı koyduk mu kuvanın? Yönü yok.
hudut yok, içerisinde mertebe yok. En edeceğiz. Çok bak şimdi. Yani başka bir şey ne kadar var. Şaşırdın ki ene demek zorunda kaldın. Ama nerede o? Başka bir şey kalmadı abi. Neredeyse ne? İşte kör olası ön yargı, ön bilgiler bizi böyle kör ediyor. Edecek yani. Bildiğimi zannettiğim şey zanmış. Bu için demiyorum genel. Hepimiz öyleyiz. Kuva denen sistem istidat, içine istidatlar yerleştirilmiş. İstidatlar. Yani bin kuvve. Peki şöyle diyeyim. Var olsun. Evet. Şöyle diyeyim. Kuvaların içine istidatlar konmuş. Şöyle diyeyim. Kuvaların içine istidatlar yerleştirilmiş. Toprak oluyor abi değil mi? İstidatlar nedir? Potansiyeller Türkçe bir kuvve karşılamıyor. İki. Gidelim. Allah'a hamdolsun ki kendisiyle bizi meşgul ettiriyor. Kanun tarafı kardeşim. Ben zannediyordum ki bu işlerle Allah ile meşgul etmiş. Bu iş. Biraz önce dediğim gibi. Allah'a hamdolsun ki kendisiyle bizi meşgul ettiriyor. Değilmiş yani. Kendimiz de meşgul ettiriyor. Kendisi geldik tekrar. Çünkü ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Samimi misin? Evet. Ben Arafa. Fekader. Ben Arafa nefse fekader fe Rabbim. Beni tanımak istiyorsa kendini. Ver kendimiz de meşgul oluyoruz. Yani onun adıymış. Ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Ve Allah ile meşgul oluyoruz. Ve Allah ile meşgul olmak kadar ne kadar şey nimetmiş. Ver kendin. Ona meşgul olmak demek, kendinle meşgul olmak demekmiş. Sır gibi. Çözen de çözülen sensin. Karşına ne çıkacak bilmiyorum. Böyle enfüsten haberi olmayan, zahiri Kur'an kitabı bilen, namazı kılan bir bayan, ablam. İki gün önce biraz sohbet ettik de. Fıtraten müsaitmiş. Biraz konuştuk, şeye göre biraz cesaret buldu. Hiç konuşmayız bunlar normalde dedi. Ben kulumun zannına göre iyi mi? Yıllardır dedi, tefekkür ediyorum, düşünüyorum dedi, korkuyorum dedi konuşmaya. Bunları, düşündüğüm şeyleri. En son şeye bağladı. Dedi ki acaba kendimle mi karşılaşacağım? Çünkü dedi herkesin zannına göre olduğuna göre, herkesin de zanlı kendisine göre olduğuna göre ondan dedi çok korkuyorum. Dedim hiç korkma abla. Bizde dedim enfisi damar varmış ailede. İkimiz de gözükmüş. Bak ben de aynı fikirdeyim de sana. İlkokul mezunu biliyor musun? Öyle mi dedi? Vallahi öyle ilkokul mezunu abi. Ve aramızdaki en latif kişi de odur. Biz 6 kardeşiz. En latif de odur. Aleyhissalatü vesselam. Vallahi. Miraç'ta. Öğretsen öğrenmez insan bunu. Demek ki ümmiye böyle bir kısa bir yol var. Miraç'ta ilk önce ümmilik. Kelamına ümmi olmaya çalışıyoruz. Ve evet, rüyetine ehadiyet mazar olur. Ehadiyet ne demek? Ehadiyet ne demek? Konu açıyor işte bizi şey yapıyor. Ondaki o mu? Harika. Benziyor da. Bendeki o. Onla, bendeki oyla ondaki ben. Üstad da hiç kullanmadın. Bendeki o, ondaki ben ifadesini aslında. Nasıl kullandığını şey yapayım. Ondaki ben. Çoğu işi çözüyorsun. Üstad da azca bilmiyormuş. Bu da Kürtçe söylüyor. Şimdi bak.
ehadiyet, vahidiyet de sokmuş. Çünkü bu genel bir yol değil. Yanlış olur. Bu ifade genel bir yol değil. Kapsamıyor. Yani ehadiyet ve vahidiyetin içine koymuş. Bak, kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle müşerref ol. Zatını müşahede edin. Şey, rüyetini maşlar olarak. Miraç'ta demiyor mu? Gitti geldi. Mesela şey de söyle. Sözlerimi verir misin bak? İki üç tane söz. Hemen orada. Hemen alır mısın? Bak, iki yer göstereyim. Demiş de gören ki. Bak 20. sözde okuyayım. Bir de mektubatı vereceksin bak. Bak 20. sözden bir cümle okuyayım size. Üstad nasıl demiş? Bizim gibi Lazca ifade etmemiş. O Türkçe konuşmuş. Bak ne demiş? Ehad esma değil mi? Evet. Sayfa 262'den okuyor bu sözler. Tafunun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbani'me çıkasınız. Ve şimdi dinle Osman. O Esma'nın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Şimdi şeye bak şimdi. Miraç Risalesi'nin meyvesi ne yapmış? Neye gitmiş? Bana ne karı var? Ne getirmiş? 5 tane meyve getirmiş. 500'den fazla meyvesi varmış. Evet. 500'den fazla ziyade. Bak şimdi. Birinci meyve. Erkan-ı İmaniye'nin dinliyor musunuz bunu? Çok önemli. Dinliyorsunuz da ben altını çizmek için söylüyorum. Erkan-ı İmaniye'nin hakaykının Erkan imanı sayar mısınız? Çocuklar gibi sayalım. Amentu billahi ve melaiketihi, Allah'a, meleklere ve kütübihi ve rusuni vel yomil ahir ve bil kaderi haydihi ve şemin Allah. Tamam mı? Tamam bu mu? Erkan imaniyenin hakaykini gözüyle görüp tamam işte. Melaikeyi, cenneti, ahireti tamam herhalde bunlar. Virgül. Hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etme. Ben Lazcasını yazdım. Bu Türkçe yazıyor. Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Bak mektubatta da şunu da okuyayım. Tamam. 4. mektup. Ruhun gözü. Peki ne yapıyor? Bak nasıl kaçıyor. Kaçışını rampayı görüyor musunuz? Kaçış rampasını. Ustadın kaçış rampasına bakın. Eyle hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazardırlar. Ne oluyormuş mazar olunca adam? Evliya ne olur? İsmi Vedud'a mazar olunca ne oluyor? Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle mevcudat elma armut ile vacibül vücuda bakıyorlar. Elma armutla ama. Pencereymiş. Bak şimdi kaçış rampasına bak. Bu bir şey değil. Bu düz yolda gidiyor araba. Öyle de şimdi Vedud ismine mazar olanlar, evliyalar, netice bu mu? Bir daha. Bak, evliya var, esma var, netice var. 3 tane, bir daha. Evliya var, esma var, netice var. Evliyalar Vedud ismine zatını seyrediyorlar mevcudat aynasıyla. Şimdi zat var, esma var, neticeyi bekliyoruz değil mi? Aynen öyle de. Şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bi nihayenin delalı olduğu bir vakitte. Tamam ben diyor. İsmi Rahim ve ismi Hakime mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Tamam. Sen ismi Rahim, ismin Errahmanirrahim'deki Rahim ve Hakime mazar olmuş. Neticeyi söyle. Verilmiş. Bütün sözler o mazaretin cebeleridir. Niye kaç? Ne oldu ya? Evet. Yani niye kaçış yaptın? Başka bir şey söylüyormuş gibi girdi abi. Esma yukarı çekti. Rahim ve Hakim dedi. Yukarı çekti. Orada hazırladı ama nokta koydu. Hiç eyvallah dedi. Tam neticeyi söyle. Şahıs, isim, netice. Şahıs, isim yok.
Kendini çıkarırsa... Yani Vedud'un üstünde olan Rahim ve Hakim ismini söylüyor. Aynı şeyi 17. sözde şey mektupta söylüyor. Ben de Rahim ve Hakim'le Cenab-ı Hakk'ı seyrediyorum. Ya öyle bir şey bekliyorduk değil mi? Aha. Çıktı mı öyle bir şey? Ne dedi? Kendini çıkarıp bütün sözler sözleri dedi. Koydu oraya. O esmanı masalıdır. E ne alakası var? Yani gidiş bu değil. Bu öyle deseydi sadece üstadla alakalı olacaktı. Şimdi bütün nurcularla alakalı oldu bu neticede. Top çizgiye kadar getirip gol atmamak gibi oldu. Aynen doğru. Yok çok. Benim de kafamı bak şimdi. Önce neticeyi vermeyerek bizi gayretin içine sevk ediyor. Kitaba sevk etmesi ondan. Neticeyi kolayca vermek vay istemiyor ki gayret oluyor. Ha? Çok acayip burayı. Şu an... Bir daha okusana canım. Şimdi vacibül vücut da değişti. Anlattıkça... Bak adam değişti. Şu anda yeni kendine gel. Sen ha... koptu evet. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben de bir şey söylemek istiyorum Allah aşkına. Kapı söylesin abi. Dur abi Allah lütfen. Şimdi Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkıyor. Üstad diyor ya kapıyı kapatmadı diye. Açık bıraktı diye. Eğer üstad burada direkt seyrettim diyerek meyveyi verseydi... Kapıyı kapatmış olacaktı. Sözlerdir diye kapıyı açık bıraktı. Biz de o vesileyle yukarı çıkıyoruz devamlı. Allah'ın izniyle inşallah. Bak şimdi. Bir şeye gene gidiyor. En çok hayret ettiğim yerlerden bir tanesi de bu. Geliyor ondan sonra diyor ki eyvallah selam çakıp gidip. Abi, tam da netice kaç, bekliyorum ya. Mektubat kaçtı sayfa? Sayfa? Başıydı galiba ya. Dördüncü mektubun ilk satırı. Dur. 19. 19. O Esma Besmele'nin harf adidi. Şimdi daha acayibine gidecek bak şimdi sen. Daha acayip bak. Sayfa 51. Sorma sayfayı. 51. Yeni 15. mektup. Bak. Allah'ın sözü. Geliyor. Bir selam çakıyor. Çekip gidiyor. Lan netice bekliyorum. Söyledin. Buraya kadar kişi, esma, neticeyi söyle. Evliya tamam. İsmi Vedud. Vacib-ül vücuda bakıyorlar. Eşyanın pencereleriyle. Mevcudatın. Tamam. E sen? O ismi Vedud. Sen ismi Rahim. O kadar Rahim Vedud'dan üstün. Çünkü Kur'an Rahim'le başlıyor. Üç isimle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diye başlamıyor mesela. Rahman ve Rahim. Kur'an'a bununla başlıyor. Şöyle başlayabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öyle bir Allah'ım ki canınızın intikamı alacak bu Allah. Böyle başlamamış. O bana bitiriyor zaten. Nükemekin öyle diyeceğim. Allah nasıl biliyoruz? Bismillahirrahmanirrahim olarak biliyor. Çünkü Kur'an'a böyle başlamış. Bismillahirrahmanirrahim devilmiyor. Abi ismiyle zati bir esmaya ulaşmamış mı gene? Yani aslında zatı vacib vücut bir esma değil mi? Zata ait bir esmaya ulaşmış. Esma mertebesinde değil mi o? Esmadır. Zati isim değil o. Yani esmalar ama zati esmalar falan diyor ki. Hani zati esmalar var ya mesela Ehad, Samet, Allah. Vedud değil ya. Tam Vedud'la İsma isimdir. Gene esmayı bulmuş ama. Esmadan zatı da yani zati esma deme yani. Zati esma Allah'tır mesela. Samet'tir. Mesela vacib vücut değil mi o ifade oydu? Vacib vücudu da bakıyorlar. Bakıyorlar ha. Yani bak şimdi. Şimdi okuyor mu, dinliyor musunuz? Ortada alıyor. Ben şu dört satırı da atlamayayım da okumuş oluyor. İkincisi, zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp, tecerrütle, rüyaya yükselip, dün geceki Leyli-i Kadri, öbür gün Leyli-i İd ile beraber, bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh, zamanla mukayyet değil. Hissiyat insani, ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Ben parmağımı basacağım oraya geldiğim zaman. Başkalarına nispeten mazi ve mustakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Şu andaki bu mecliste de böyledir. Şu anda burada olduğunu zannediyorsunuz. Zaman genişlemiş bu oda. Başkalarına nispeten mazi ve mustakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre idinin ama altını çizeceğim daha gelmedi. Dün geceki Leyli-i Kadri geçmek için, dün gece Leyli-i Kadir'di ya, geçti. Mertebe-i ruha çıkıp, mazi hazir derecesinde görmektir. Şu sır gamzın esası,
akrebet ilahinin inkişafıdır. Veya ikinci bir yol vardı. Kadir gecesine, dün geceki Kadir gecesine yetişmek için bir sene dolaşacaksın ama o değil. Bir sene sonraki Kadir gecesi. Ama dün geceki Kadir gecesine ulaşmanın tek yolu var. Hissiyat insanı ruh seviyesini çekecek. Dünü, bugünü, yarın eşit göreceksin. Dün geceki Kadir gecesine varırsın. O zaman her günün Kadir gecesi olur zaten. Dünü bugünle beraber görürsen. Nasıl oluyor bu diyor. İşte bu temsile göre dün geceki Leyla-i Kadir geçmek için mertebe-i ruha çıkıp sen, ruh senin dışında bir şey sana verilmiş. Sen mertebe-i ruha çıkarsan kendi ruhuna, sen ama, sen kimsen? Sen kimsen? Oraya çık. Mertebe-i ruha çıkıp mazi hazi derecesini görmektir. Şu sırr-ı gamizin esası akribet-i ilahiyenin kışafıdır. Mesela bu örnekten sonra iyi dinleyin. Örneği uygulamıyor. Uygulamıyor. Uygula aynen bunun gibi demesi gerekirken eyvallah diyor, selam çekip çekip gidiyor. Allah Allah. Bak misali veriyor, uygulamıyor. Diyor ki ben mühimlerini söyleyeceğim. Sen incelerin istihraç edebilirsin. Sözler 37'de diyor bu cümle. Öyle lafı güzel değil. Eş olsun diye laf dememiş. Ben mühimlerini söyleyeceğim. Mühimlerini açık olan. Sen ise gelecekteki insanlar. Ey Hasanlar, Hüseyinler, Mehmetler, Osmanlar, Aliler, Hüseyinler, Gafurlar, Yasinler. İncilerini siz istihraç edebilirsiniz. Tamam mı? Bak misali veriyor, uygulamıyor. Mesela diyor bunu anlatırken. Güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali ailemizde ve elimizdedir. Ayna. Güneş, ayna. Fakat biz ondan uzağız. Altını çizeceğim yer burası şimdi. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki, ayna var, bir de güneş var. Ayna var, aynada bir güneş var, bir de semadaki güneş var. Aynemizdeki misali olan timsaline, aynemizde olan güneşe, yukarıdaki güneşin timsaline münasebetimizi anlasak, aynemizde güneş varmış. O vasıta ile onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebeti bizde inkişaf eder. Bizde. Bizde. Biz bilsek akrebiyet olacak. Ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetler oluruz. Eğer biz bu diyetimiz noktayı nazardan ona yakınlaşmak ve tanımak isteysek diye bitir. Burada evet, bunu tamam. Bırakıyor, izah şey yapmıyor, uygulamıyor. Güneş budur, ayna budur demiyor. 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 Mesela iş karıştı. Saray budur. Hani var ya o 23. sözde. Ha orada diyor. Saray budur, köpek budur, şu şudur. Şey, ayna. 8. sözde aslan budur. He tamam. Hepsi diyor. Doğru. He. Burada aynamızda ki diyor ki eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebetini hissetsek aynemizdeki ruhumuzdaki ben uyguluyorum bak. Misali olan timsalini ruhumuzda gözüken oya bendeki oya münasebetimizi anlasak o vasıtayla onu tanısak hangi vasıtayla? Aynadaki gözüken güneşle hakiki güneşi o bu vasıta budur. Peki anlasak bunu eylem kelam olarak şurada ifade ediyoruz. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Onu kaydır. Size engel yapıyor. Ben burada rahatsız oluyorum. Hadi götür içeri götür. Şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O. Ben sen o. O alemlerin Rabbine hamdolsun. Üçüncü teki şahıs. Errahmanirrahim. O. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. O ahiret gününün sahibidir. O. O. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nestaîn. Biz, na. Biz, sana. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nestaîn. Ke, sana. Ben sen, o da ke sen oldu. Ben sen. Ha,
aynemizde misali olan timsaline. Aynemizde timsali var. Aynemizdeki güneş hangi güneş? Semadaki güneş değil mi? Bu yedi ayeti dimağın yedi mertebesine koysak dördüncü var. Hastikle bu ayet aynı ana denk geliyor vicdan seviyesine. Bak harika. Nerede yine? Harika dedin. Bak ben istifade ettim. Bak harika. Dimağın kaç mertebesi vardı? Yedi. Yani onu biliyorduk. Ayetin Fatiha kaç tane ayetti? Yedi. Bunu hepimiz biliyorduk ama uyguladı şimdi. Dedi ki Fatiha yedi ayettir. Dimağın aşağıdan yukarıya Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tahayyül mü? Errahmanirrahim. Tasavvur. Maliki yevmiddin, akıl, taakul. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in, tasdik. İhdina sıratel müstakim, yani kalbe bakan izan. Sıratel lezîne en'amte aleyhim, iltizam. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin, itikad edip. İtikat, aferin, harika, cistanet. Mükemmel oldu. Meğer dimağımızın simgesiymiş. Vay 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 vay. Bugün en güzel şeyin bu oldu senin. Plakan bu. Vay be. Harika vallahi. Aynen uyuyor, aynen uyuyor. Risale nasıl böyle? Hiç böyle yeter ki izi doğru takip. Yani gayrin mağdubi aleyhim velallin. İtikattır da ki bunu... Ben o, onlardan, dalin ve mağduplardan ekle. Dima'nın giriş kapısı ya, Dima da insanın giriş kapısı. Dima, vay 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 vay. Allah'a emanet olun, yeni öğrendim ya. Tamam, yedi, Fatiha yedi defa nuzul etmiş aynı şekilde. Yedi ayettir, yedi defa nuzul etmiş. Amin'de ne oluyor abi? Allah razı olsun. Amin şualarda söylüyor, emin amin de demektir. Emin biliyor musun? Yok abi. Versene şuaları. O da mı yazıyormuş? Abi ne demektir? Çabuk ka biraz ya. Abi vicdanıyor işte, iman oluyor. Tak tak tak, sen de o çabuk tut. İtikattan imana geçiyor. Vicdana iniyor o zaman. Bak şimdi, yutmak kopmak istemediğin için. Altı. Rukiye var ya lan. Rukiye mi kaldı? Altıncı. Bak şimdi. Amin. Nerededir söyleyebilen var mı? Hasan bilmiyorsun, millete soruyorsun. Söyle bakalım Hasan. Nerede arkadaşlar? Hasan'a yardım edin. Allah'ını vesairesini seven sermayesi tükenen zata yardım etsin. Adam ne satıyormuş? Bu satıyor. Kar. Ömrü... Kar abi, kar. Yok kar değil, bu satıyormuş. Yok abi, kar satıyormuş. Bilmem ne dağınlar, kar ekiyor, kar satıyormuş. Öyle mi? Sıkıştırınca bu zordu. Sıkınca bu zor. Nabudu. Nereye gitti ya? Amin neredeydi ya? Hakikaten şaka şaka mı başıma geldi ya. Hayda. Gayrin mağdubi aleyhim veleddallin. Tamam. Ayette geçmiş ya. Var şey, ustad amini diyor ya. Bir dakika, nerededir o ya? 6. şuada değil, 15. şuada, Allah Allah. Fe subhanallah, ellezine enem gayril mağdubi aleyhim veleddâ. Ha, amin, amin. Burada ya. Sayfa kaç abi? Sayfa 618. Amindir. Buna kısacık bir işaret. Risale'nin. Hiç anlamış değilim ha. Bunu anlamış değilim ya. Bu nasıl bir şey ya? Madem nesta'in na'budu'deki nun üç cemaat azimeye bilhassa alim İslam diye devam ediyor ya. Ben şimdi okuyayım ya. Neyse şöyle yapayım. Alim İslam camiindeki muvahidin cemaatini hususan o vakit namazda bulunan milyonlar cemaatini bize gösterip bizi içlerinde bulunduruyor. Ve dualarına ve söylediğimizi aynen söylemeleriyle tasdiklerine ve bir nevi şefaatlerine hissedar olmamıza yol açıyor bu amin. İyi dinin. Biz dahi bu amin kelimesiyle o cemaat-i muvahidin ve musallinin dualarına yardım ve davalarını tasdik ve şefaatlerinin ve istianelerinin makbuliyetine o amin ile bir rica etmemizle
bizim cüz-i ubudiyet ve dua ve davamızı külli geniş bir ubudiyete çevirip, amin yapıyormuş. Enerji buluyor. Geniş bir ubudiyete çevirip, külli umumi rububiyete mukabele ettirir. Demek, uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslami sırrıyla her namaz vaktinde Alim İslam Mescidinde milyonlarla efradı bulunan bir cemaatin rabuta-i vahdet itibariyle ve manevi radyolar vasıtasıyla Fatiha'daki amin külliyet kesbeden milyonlarla aminler hükmüne geçebilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin dedi. Harun diyor ki abi, enerjim oluyor diyor. Mecule geçiyoruz diyor. Onun dili yok mu? O her bir kardeşin arkadaşlar, o şeyiyle konuşuyor. Aynen. Bak şuraya öyle çizdim ki amin bakmıyor diye dikkatini çeksin diye. Eğer diyor biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, ailemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlatsak, o vakit diye, tamam da uygula o ne diyor o vasıtayla onu tanısak, aynadaki güneşle, aki güneşten sen desene böyle benim dediğim gibi. Niye aciz misin yani? Benim gibi cahil değil ki desin. Tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek. Tamam nedir o? Ziyasını da açıklamıyorsun. Onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızdaki onu tanıp münasebetler oluruz. Eğer biz değiştiriyor. Çabuk. Tamam, uygula. Aynen bunun gibi diyecekti. Abi siz diyordunuz ya, hani kıvranıyordunuz ya, size birisi dedi ki kimdir tanımak isteyen? Nokta oraya girince bir yerde kesiliyor abi. O zaman kendini tanıyor. Ahiret nerededir diye sordu. Ahiret dersin ya, ahiret dersin ya. Ondan sonra Allah Allah. Cevap, kim soruyor? Durdun. Ahiret nerededir? Bunu hakikaten kim soruyor? Soran yok ki. Yani yok ki adam. Adam parayı soruyor. Kadını soruyor. Para pulu soruyor. Eşini, aşını, işini, yatı katı, aşını, işini, eşini soruyor. Böyle bir zaman. Kim soruyor bunu? Yani samimi kim bu? Samimi mi bunu soran demek istedi herhalde. Bunu kim soruyor? Ahiret nerede diye. Durdum. Cevap veremedim. Dedi ki, devam et. Kim soruyor bunu? Onda. Soran da sormaya yok. Ahiret, ahiret yok. Verilene verilecektir. Kim ona? İsteyene verilecektir. İsteyene veriliyor. İsteyene veriliyor. Verildi mi sana? Verilecek bu. Aslı. Bu suret verilmişse hakikatten gayrimüfektir. Suret hakikata kopuk olamaz. İsteyene verilecektir. Sıra bu. Verildi mi sana? Verildi. Bunun hakikati sana verilecektir. Allah'ın vaadi var. Allah vaadine hulf etmez. Haşa. Vaadine hulf eden Allah olmaz. Biz de deriz ancak hocam. O bizse. Allah sevmez. Sevmek bize ait. Allah affetmez. Affetmek bize ait. Allah ikram etmez. O bize ait. Allah çok sever, çok ikram eder, çok affeder. O ona yakışır. Bize kendisi af dedi. Affedin, bize af, bana af, ona da af. Olmaz, ona çok af. Neye benziyor? Affı ta kendisi. Erkeğe haya. Affı ta kendisi. Kadına haya olmaz. Kadına haya olmaz. Kadına çok haya. Erkeğe cömert, kadına cömert. Hayır. Erkek çok cömert. Kadına cömert. Cesaret. Kadına cesaret, erkeğe hayır. Kadına cesaret, erkeğe çok cesaret. Yerini değiştirirsen alt üst olur fıtrat. İşte eğer yerini değiştirirseniz kadın erkek olur, erkek kadın olur. Cesedi kadındır. Ama ruhu erkektir. Çünkü onu yaparak ruhu erkekleşiyor. Nasıl oluyor? İnsi şeytan. İnsi şeytan bize benziyor tipi ama cinli şeytanlardan, iblisten şerdir. Şeytan.
Şeytan, haza şeytan, hiçbir şey. Allah söylüyor zaten, insin ve cinni şeytandır. Şeytan. Niçin buradan oraya atladı? İnsan suretinde şeytan olduğu gibi kadın suretinde erkek, erkek suretinde kadın vardır. Hissiyat-ı nefsane cihetiyle erkekler kadınlaşırsa, kadınlar erkekleşir diyor. Ve hakikat çiftliklerinde. Erkekler uşkurluğunun peşine koşarsa, kadınlar da tasmayı boğazına bağlar, seni köpek yapar. Uşkurluğuna bağlı olan erkekler kadındır. Onun karısı da kocasıdır. Çünkü uşkurluk iptir, köpeğin ipidir. Ağır değildir. Çok ağır. Çok enfis oldu. Çok enfis. Kibar söyledim. Bunu silersiniz. Gidiyor mu? Hepsi gidiyor. Ama bunu dinliyor ya. Bülent bunu dinliyor. Sil dediğim zaman bunu dinlerken. Kesin silmez. Abi, Bülent uyku ne zaman uyuyacak? Bu saatte, bu ders 4,5 saattir. 4,5 saat süren dersi kaç saatte yaparsın? Yani akşama da 5 tane ders gidiyor ama. O da uyuyacak ya. Uyusun ya, bırak da. O zaman paketliyorum. Ben hiç dinlediğim yok lan. Bunlar gidiyor iyi. Mu? O yüzden abi sen dinlemedin şimdi. Gidiyor he. Gidiyor. Bunlar iyi adamlar, kötü şey konuşmaz deyip. Tamam. Aslında onu demek istemedik yani. Yanlış anlaşıldım ben. Tespitli abi. Aksanımızı açtık. Kuvaya dönelim biz abi. Nasıl abi dönelim? Şunların her biri bir kapı. Her biri bir kapı ya abi. Kelam, niyet, ehadiyet. İnşallah bu bugün kuvayı bitirirsek tamam. Bitirelim abi kuvayı şimdi. Kuva, diman şeyi ya, sistemi dolmuş. Kafanı kontrol etsin. Ay, susuyor. Nadir abi yalın şey, ben de burada Yasin. Nadir, şey yapın diyorum, bir sizin görevler biliyorum. Yasin onu yazın. Allah bu dünyada güldürdüğü gibi, ahirette de hepimizi beraber gidiyoruz. Bir tanesi dedi ki, bir rahatlatayım. Abi dedi ya, baktım ki konuşuyoruz, araba sürüyor. Öyle. Beni bir yerden getiriyor. Öyle. Abi dedi, inşallah dedi, ahirette de beraber ahiret anlatıyorum. Ya nasıl olacak falan. Baktım moralı bozuluyor. Ona konuştukça rahatlaması lazım ki. Aynı böyle surat. Burnunda nefes alır derler ya. Hayırdır kardeşim, derdin ne senin? Bak cennette konuşuyoruz. Ya dedi, ne güzel rahat dedi, hoş. Ne? Ya dedi, cennette dedi, ahirette dedi. Birbirimizi görmeyeceğiz ya dedi. Onu üzülüyorum dedi. Niye dedi? Ya dedi, ben bunları dinliyorum. Sen bunları anlatıyorsun. Ya yaşıyorum. Ya dedi, ahiret dedi, adalet mi dedi, aynı yerde olalım. Dolayısıyla dedi, yani ahirette beraber olamayacağımızdan üzülüyor, dedi. Dedim ki, bunu sahabe sormuş peygambere. Ondan sonra peygamber demiş ki, hani var ya, ben içinde olacağım, burayı biliyorsunuz. Dost dostuyla beraber. Bir makam ki, seni cennette dostlarından uzaklaştırıp yalnızlaştıran o makam değildi. Bir makam ki seni dostlarından uzaklaştırıp seni yalnızlaştıran. Bir, he? Ödül müdür şimdi? Ödül müdür bu? Şimdi baklava yiyorsun, hiç kimse yok, ben tekim. Ona zehirdir ya. Bak siz dersten sonra bana getirilen bir şey var. Özel getirmiş dersten de. Çok seviyoruz bildiğiniz. Bak kutuda üzüm görüyor musunuz? Dersten sonra beraber yiyeceğiz diye kastettim dün akşamdan beri. Pazar dersinde. Cumartesini indirmedik aşağı. Bu derste yiyeceğiz diye. Yani tek yesem ne olur? Karnınız doyar ama. Lezzet almasınız. Evet. Hayvanlar gibi yeter. Devam ediyoruz. Bir daha okuyayım şurayı. Kuvalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş. Kuva denilen sistem, istidat içine istidatla yapılmış. İçine istidattan konmuş kuvaların. Hırs, hotkanlık, bunlar istidatlar. Kuvanın içine konmuş.
Bak. Süfli de âli istidatta da var. Evet. Veya hırs ve hodgamlık istidadı netice itibariyle kuva, yani itici güç, insanı sürükleyen güç. Her istidadı benzin, pil takan kuva. Hırsa pil takmış, hodgamlığa da pil takmış. Kuva. Kuva güçtür. Sistemin adı istidat, kuva istidadı, kuva istidadı demek kuva istidattır. Kuvaların cemi kalp değil mi? Abi devam edin. Veya istidatlar bunun içine, bazı istidatlar konmuş. Kuva güçtür, his kuvvettir. Şunu yazmam lazım. Önce dediniz de yazın onu. Yani sonra gelecek de daha şey yapmadım. Ha, şimdi, bunun meclule verecek misiniz abi? Bu sayfayı. Bu sayfayı meclule, siz çekersen ben veremiyorum ki. Tamam, halledersin. Yani bunu fotoğrafı çekip o sizin işiniz. Halledersin. Mesela dersi araştırma, ders yapmıyor. Dersi ufaltma, şey yapmak, gayin, site, bunlar hep sizin alakalı. Tamam. İndallah siz nasıl olsunuz? Tamam. Benim gücüm yetmez yani. Sitedir, mecludur, bunlar yayınlanması. Ben bazen yapıyorsam da o şey yapmışım ya. Yoksa mümkün değil. Bak, şu. Kuva arasındaki farkı şey yapalım. Yanlış olmasın diye. Konular Erdiz Çağrı'nın şeyine giriyor, bilgi alanlar. O zaman dava, şey kuva, dava diyorum. O zaman kuva, kuvvetlerin neticesi hükümlerdir. Bu yazılması lazım. Şuraya. Bu çok önemli. O zaman kuva, Hasan abi bu hangi his ya? Hisler güzel mi, güzel mi? Kuvvetlerin neticesi hükümlerdir. Allah Allah. Neticesi mi, kaynağı mı abi? Yok, hüküm demedi. Kaynağı değil, hüküm. Şimdi gelecek abi. Bizim bazı ezberlerimiz var ya, onlara garip geldiği için. Hayvanların da duyguları, hissiyatları, kuvaları, latifeleri vardır. Fakat hem mahduttur hem de had konulmuştur. Ha, farkı o had hudut olması. Evet. Kuvve-i şeviyesi var, kuvve-i gadabiyesi var. Kuvve-i akdesi yok. Hayvanlarda latife insaniye yok. Ama kuva var. O zaman kuvalar dimağda. Hüküm verilmiş ya. Yani. Çünkü onlarda da dima var. Onlarda mahdut kuva var. Kuva var. Çünkü kalp var onlarda. Dima var denir mi hayvanlar ya? Denmemesi. Dima yok ki. Öyle demesin. Bak, dima kafayı, sistem yani. Yani onlarda gene geçici bir şey var. Zekavet. Zekavet var. İhtiyar da var. Mesela arı çiçeğe mi koyayım, taşa mı? Bu bir tercihtir. Buna diyor ki 24. sözde ihtiyardır. Kedi ciğer mi, et mi? Ekmek mi? Peki tercih değil mi? Bu da ihtiyar. Şimdi arıya vahyettik diyor ya. Muhatabı olan bir dima olması lazım. Dima var. Ama kuva var, o zaman kuvalar dimada, çünkü onlarda dima var, onlarda mahdut kuva var, hem hattı kuvalar var, hudutlu olduğu için. O niçin koymadım şey yukarıda, dimada?
o kadar acayip ki ilk böyle vahye muhatap zemin bu kuvadır. Yani kalp camidir ama vahye ilk muhatap kalp değildir. Dimaktır. Üçünden mi çıkarıyorsunuz abi? He? Yok daha vahye gelecek. Yok yani bu son cümle kuvanın hüküm olması neticesinden mi çıkıyor? Yok, hüküm olduğunu üstad kendi söylüyor. Sari ifade var. Kuvalar hükümdür diyor. Hüküm. Ahkam. Çünkü insan kainatta Allah'tan başka hüküm verebilme kabiliyetine istidanlı bir tek insan hüküm veriyor. Yani eşyayı ayırt edebiliyor. Ayırt ediyor. Şu haklı haksız falan. Bu budur. Doğru ve yanlış. Evet, harika. Bu budur, bu budur. Yani yıldız yıldızdır, kuş kuştur, rüzgardır. Hüküm veriyor. Benden de bunların haricinde bir varlığın olarak kendini de konumlandırabiliyor. Evet. Harika. Allah razı olsun. Şimdi şu anlar 215'ten şey söylüyorum. İnsan, daha deliller var şimdi göreceksiniz. İnsanın dimağındaki pek büyük, pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında. Kuvve. Görüyor musun bak? Kuvve-i hafıza diye de geçiyor yani. Evet, bak bir de okuyorum. Metin okuyorum hiç. Kuvve-i hafıza lemanı. Kuva demek oluyor öyle mi? Kuvve çoğuldur ya. Çoğuldan kuvve-i hafıza diye geçiyor ya. O kuvveyi hayal ediyor. O kuvve dedikleri kuva mı? Kuvanın içinden. Kuva, kuva. Kuva. Öyle düşün. Aynısı yani. Evet. Bir yerde kuvve-i hafıza ismiyle geçiyor. Evet. Kuvve mi kuva? Burada saraten kuvanın dimalda olduğunu söylüyor. Lemalayeli 8 değil mi abi? Evet. Şubbe Şamiye. Kuva abi, pardon hani bilelim diye temel şeyi. Kuva, kuvvenin cemi mi? Cemleri. Öğreniyoruz şimdi. Kuvvelerin cemi. Cemi ne? Kuva denir. Abi. Kuva denir. Kuvvetlerin cemi. Kuvalar. Kuvvetlerin mi, kuvve mi? Kuvvetle kuvve aynı şey mi? Yani kuvvetlerin cemi kuva, kuvve oluyor. Güç oluyor. Kuvvetler bir araya gelince, sen kuvvetlisin. Araba itelim arkadaşlar. Hadi kuvvetliler gelsin. Ortaya çıkan nedir? Kuva mı? Bir güç oluyor. Kuvve. Kuva oluyor. Kuva. Arabayı götüren kuvvetlerin ceminden çıkan kuvve. Güç yani. Aferin lan gücünüze, helal olsun lan 10 kişinin şu gücüne bakın. Ama sana deyince ulan ne kuvvetli adamsın ya. Baya sizin ne kadar güçlüsünüz ya. Şey olarak o zaman kelime olarak kuvveti hayaliye denmiyor da kuvveyi hayaliye deniyor. Evet. Yani fark var mı diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? Aslında evet, boşluk evet. Doldu gibi. Kuvvet-i hayali aslında. Kuvve-i hayali olarak ifade ediliyor. Kuvve istidadı. Hayali. Peki bir tane de okuyayım da gideyim de şey yapalım. Daha net olur konuşmanıza diye. Mesela şey yapacağım. Metin okuyorum şu anlar 25. Hatta insaniyetin bir kuvası ve hadimi olan kuvve-i hayali denilse. Görüyor musun? Hatta insaniyetin bir kuvası ve hadimi olan kuvve-i hayaliye. Kuvvet ve kuvvenin, şimdi siz söyleyin daha netleşti. Kuvvet birim net, biraz sanki hani şöyle esmaya dönüştü. Ama kuvve zemin, daha geniş. Onun üzerinde şey. Hayal ve tahayyül de konumlandırabiliriz. Hani hayali tahayyülü anlarken. Yani üç kelime var, kuvve. Kuva. Onu konuştuk aslında. Ne demek diye. Onu değil mi? Özellikle bu. Tane... Kuvvet. Kuvve. Kuva. Yani onu anlamak bunlar için. Havas, his, latife, benzer şeyler. Üç tane şey var. İkisi aynı kelime gibi duruyor. Üç tane kelime var abi. Kuvvet, kuvve, kuva. Evet. Bir tanesi suret, bir tanesi hakikat, bir tanesi mahiyet. Evet. Şöyle yazayım, dolduralım. Oho. Aynı şey iç içe geçmiş abi. O yüzden. Bak. Böyle gibi ben, durdu evet. Sen de onu demeye çalıştın az önce. mesela şöyle örnek verebilirsin. Kuva. Sonra. Abi kuvve. Kuvve, kuva. Kuvve. Kuvve. Çünkü öyle geçiyor. Kuvve. Kuvvet. Değil mi? Bir de kudret var. Eğer diyeceksek. Tamam. Peki ilk önce şeyin lügatını dolduralım. Kudret abi yok ya. Kuva nedir? Kuva. Yani bakın. Kuva nedir? Tam yani cemitini. Kuvvetlerin cemi dediniz abi. Yok yok benim dediğim boş ver. Lugata bir bakın hemen. Şey bakın. Kuvvetler yani şey ya. Basit şey yapalım. Büyük lugatı versene. Bu kuvvetler. Kuvvetler, güçler, hisler, duygular. Yani, bir dakika dur tamam dur otur. Şey bilgisayar. Yani şey için söylüyorum. Bizim zihnimizde ama şey metin olsun diye. Lugatta. Kuvveler,
Bir dakika, bir de söyle. Kuvveler veriyorum. Kuvveler. O zaman Cem'i aslında bir kere. Bir dakika. Kuvveler. He? Virgül. Kuvvetler. Kuvvetler. Güçler. Virgül. Güçler. His duygu. Dipnot. Hisler, duygular. Kuvveleri yazıyor mu? Çorba. Daha genişmiş oldu. Çorba çorba orası. Ha? Yok daha geniş oldu. Şeriattan birer hükmü. Peki kuvveye bak. Kuvve. Yani metini bir görün böyle gözünüzde de. Kuvvet, güç. He? Kuvvet, güç. Kuvveye bakıyorsun. Evet, evet. Evet abi kuvvet. Kuvve, kuvvet. Güç. 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 Salahiyet. Salahiyet, iktidar. Salahiyet. İktidar. Hasse, his, duygu, meleke, ne? Kabili. Hasse. Hasse. Ne aklı gelir sen de. O varası yeterli abi ya. Olsun. Olur mu ya? Hasse. Hasse. His, duygu, meleke. His. Öyle mi his? Evet. Duygu. Meleke. Meleke. Kabiliyet. 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 Bak o kadar önemli ki. Bak. Meleke, maliklerimiz, yani melaikelerimiz. Kuvada Cebrail oluyor. Tamam. Kuvvete bak. Sükunette bulunan cisimlere harekete, hareket ettiklerini sükunete getirmeye muktedir olan sebep. Eşyayı... Hareket etme ve durdurma. Evet, hareket etme ve durdurma. Üç. Eşyayı... Hareket etme ve durdurma. Durdurma. Yani hareket... ettirme ve durdurma, ve hareket ettirme, durdurma. Ve durdurma yani muktedir olan sebep. Sebebi diye. Kuvvet tesir ettiği cisimlerin haricindedir. Ne dedi? Tesir ettiği cisimlerin haricindedir diyor bir daha. Ha, bu çok önemli. Kuvvet tesir ettiği cisimlerin haricindedir. Tesir ettiği cisimlerin haricindedir. İsimlerin haricindedir. Şimdi ben bu kolu kaldırıyorum ya. Bunu kaldıran kuvvet benden başka mı? Koldan Allah. Başka bir güç. Allah. Aynen. Koldan başka. Sen istiyorsun sadece. Niye? Geçme zorluğu. Subhanallah oldu. Kudrete bak bakayım abi. Bak. İsmabıdır. Kaderden temel aynı anda olduğunda şey. He? Sen cümle oku. Güç, takat. Ha? Güç, takat. Melek. Güç, takat. Her yeri kaplayan kudretullah. Her yeri kaplayan. Varlık, ehliyet, becerebilme. Kaplayan. Kudretullah. Kudretullah. Başka değer, başka ne dedi? Zenginlik, kabiliyet diyor abi. Kabiliyet. İlmi kelamda Allah-u Teala'ya mahsus ezeli ve ebedi ve bütün kainata tasarruf eden sıfattır. Yazan. Allah'ın sıfatı. Evet. Tamam. Zatına mahsustur değil mi? Şöyle yapayım. Şimdi buradan ne çıkartacağız? Bunu siliyorum. Ya aldınız mı? Evet. Çok önemliydi. Peki biraz da gideyim ondan sonra karar vereceksiniz ama bu şey ismini yazayım, soruyu yazayım. Şu dursun. Aslında burada bir tane de var ama yazmıyorum bunu. Kanun. Kanuniyeti. Yazalım abi. Yazalım. Karışacak şimdi. Karışıyor mu? Yani karıştıracağız. Karışıyor.
Hasan abi, ben özel bir şey diyebilir miyim? Efendim, diye abi. Havas diye bir tabir var. İçeriğinde de hasseler, duygular diyor. Bu ikisinin cemine havas diyor. Bunu oraya not alsak olur mu? Tamam. Olur abi, ne olmasın? Tamam, sen istedin bak. Havas. Havas. Lügat'ta hasseler, duygular diyor. Ve sarih ifade olarak Risale-i Nur'da da insanın akıl defterindeki havası diyor. İnsanın akıl defterindeki havası. Tamam, dursun abi. Peki. Bak. Nereden bu? İnce Mesnevi Nur 248'den okuyorum. Her şeyin esası zannettikleri olan bunu yazmam lazım. Her şeyin Mesnevi Nur'da kaç tasın abi? 248. Her bir şeyin esası zannettikleri cezb. Olan cezb, def. Bir dakika abi. Şunu alayım. Cezb. Sonra def. Def. Hareket. Kuva. Gözünüzle bunları görmeniz lazım. Gibi emirler. Hemen şey yapayım. Emirlermiş. Fiilmiş. Gibi emirler. Bunlar neymiş abi? Adetullah'ın kanunlarına birer isim. Bir de onu yazayım, öyle mi? Evet. Yazayım. Bunlar söyle. Adetullah'ın. Bunlar. Ya bunlar yok içinde ama. Sen söyle. Varken. Sen mi? Söyle neydi? Adetullah'ın kanunlarına birer isim olsun. Adetullah'ın kanunlarına birer isim. Adetullah'ın kanunlarına birer isim. Adetullah'ın demiyor abi. Adetullah'ın diyor. Çok adak mı? Adetullah'ın diyor. Niye tam şey söylemiyorsun? Adetullah deme de niye doğrusu? Adetullah'ın diyor. Yumuşak, ikisi de yumuşak. Söyle ben bir de. Adetullah. Tullah'ın. Tamam. Dursun burada. Şimdi lazım. İlim, emir, İmam-ı Mübin'de Mübin deniliyor ya. Bak. İz takip edeceğiz. Malzeme. Şimdi bu sıralamayı gördük mü? Cez, def, ne işe mi? Şuna üç kişi yapacağız. Kuba. İlim, emir, İmam-ı Mübin. İşte o emir emirlerdir okuduk ya bak. Evet. Gibi emir. Emir neydi? Bak. Bu şahsı manevidir. Bu daf yoktur. Şimdi emiri gördünüz mü? Evet. İmam-ı Mübin diyor. Emir. Ha. O rastgele kullanmadı. Gibi emirler diyor. Ha, oraya bağladınız. Ben de diyorum emir. Dur daha. Tamam abi. Tamam mı?
İş takip edeceksin bir yerde. İşte o emir olan alim-i şehadette kendini bunlarla ifade ediyor. İşte o emir, hangi emir? Şu cedef harare ketef. Alim-i şehadette bunlarla kendini ifade ediyor. Kudret alim-i şehadette öyle geçiyor. İmam-ı Mubin kendini bunlarla ifade ediyor. Kitab-ı Mubin oluyor. Yani atalet ve yeknesaklık olan Adem'den vücuda çıkaranlar bunlarmış. Vücut oluyor orası. Bunlar ha, çıkarıyor. Çıkarıyor. Yani emrin içinde bunlar. Bunlar yollar. Yani kova, Adem'den vücuda çıkarmaya... Dimağ kaçtı? Çekeceğim şimdi. 10. 10 mu? İşte 10 yarım saatte sanki karşılık oldu. Biraz yani... Adem'den vücuda çıkartmış... Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Aynı kanun. Bak, sileceğim sonra. A eşittir B. B eşittir C ise... İçler dışlar çarpımı B eşittir B ya. C eşittir A diyeceğiz. C eşittir A diyeceğiz. Tamam. Doğru mu? Heh, aynı yöntemi kullanıyoruz. Rastgele kullanılmamış. Emirler, emir neymiş? Buraya götürdü beni. Bu İmam-ı Mubin içindeki iki sıfattan bir sıfatmış. Ne yapıyormuş bu emir? Alem-i şehadeti yeknesaklıktan kurtarıyormuş. Ne yapıyor? Adem'den bunlar vücuda çıkarıyormuş. Bunlar. Emrin içinde olan bunlar. O zaman arşa devamını mı koyacağız abi? Aynı vehaz değil mi? Yani 248'in devamını mı okuyorsunuz? Tabii aynı yerdeyiz. Daha değiştirmedim. Bu emirlerdir dedi. Ondan sonra şey... Bunu ben şey yapıyorum. Şimdi bunu malzeme yapıyorum. Şimdi bu bitti. Paragraf bitti. Şuraya kadar. Bu da var değil mi? Ondan devamlı. Var mıydı? Tabii onu okudum. Adetullah bana bir resimdir dedi. O zaman şu siliniyor. Tamam arkadaşlar, yani bunlar neymiş diyor, emirdir diyor. İz takip edin. Bunlar emirmiş. Emir yani. Gibi emirler. Yani, dolayısıyla emir nedir diye külliyata sorunca ilim emir, İmam-ı Mubin'in iki yapısının bir tanesiymiş. Bunun içini doldurduk şimdi, kuva ile uğraşırken. Bu şey var. Maddi hava bozulursa manevi hava bozulur, inkızmaz ve kabz aletleri verir. Bunda af yok, afım yok. Tamam. Şimdi... Adem'den vücuda mı çıkartır? Evet, bunlar. Adem'den vücuda. Abi Adem'den bu... Kelam da çıkartır diyor Harun abi de. Yok, bu arş var ya, ben ayırıyoruz cennetten şey. Bu arşa İmam-ı Mübin mi yazacağız yani? Arşa İmam-ı Mübin yazılmaz ya. Çok şey... Yani o... süreçte lef-i mahfuz yukarıya konmuş. Aslında lef-i mahfuz biliyorsun arş, kalp. Yani orayı şey yapmış. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şimdi iz takip ediyoruz. İkinci bir malzeme. Diyor ki bak esmaların ya Hasan abi, gözden kulaktan girdik, duygulardan sen geldin, ilim, emir, tekvin, bunlar kanunlar. Nasıl oluyor Hasan abi, nereden nereye geldin ya? Cilve. İşte bu. Cilve. Veduttan. Cemal. Nakış. Sanat. Neymiş bunlar?
suret. Göstermek için hareket ediyor kainat. Bunları göstermek için hareket ediyor. Kainat. Esmaların cilvesini, cemalin, nakşini, sanatını göstermek için tebdil ediliyor. Tamam mı? Tagayür ediyor. Hareket. He. Şimdi bunu neye kullandım? Bunu çözeceğiz. Bu devam ediyor. Bitmedi. Bitmedi. Bunu alana bu da bedava, bu da bedava var ya. Kuvada, dimağdaki sistemlerin her birinin gücü. Ne demek? Yani dışarıdan gelenleri alıyor. Kuva dışarıdan gelenleri alıyor. Cezb. İçeride Adem'den vücuda çıkarıyor. Biz kainatın komple hulasası değil miyiz? Evet. Bunu kaçırmayacaksınız. İnsan olarak mı? Baktınca insan ol. Evet. Bak, şeceri hilkat, bil fiil. İnsan, bil kuvvet. Hepsi bizde var. Biz dışarıdan ilim almıyoruz. Ama bunu başkası dursa şey yapacak. Aldığımız bu ilimlerle batınımızda bulunan çekirdeği inkişaf ettiriyoruz. Yani çekirdek güneşten bir şey almıyor yazılım olarak. Sudan almıyor, topraktan almıyor. Çekirdekten, çekirdeğe güneş, su, hava, toprak bir araya gelirse çekirdek ağaç oluyor. Yani program olarak bir şey yüklenmiyor. Kendini ifade etmek için onlar lazım. Yazılım olarak bir şey yüklenmiyor. Biz ilim yaparak neyiz mi? Kainatımız. Zaten bizde var bu. Bir şey yüklenmiyoruz itibariyle, yazılım itibariyle. Bu ilimlerle fiili insanla, benimle ben inşa oluyorum. Kainat ben değil miyim? Elma ağaç değil miyim? Benim açılımım değil miyim? Kendimi kendimle inşa ediyorum. İnsan insanla inşa olur. İnsan insanla, virgül, insanlaşır. İnsan insanla, virgül, insanlaşır. İnsanı inşa edecek, insan dışında bir şey olmaz çünkü yüksek bir şey yok. O zaman bu kainatta insan inşa ediliyorsa, bu bilgilerle, tefekkürlerle, ilimlerle kendi hakikatimizi dışarıya çıkartıyoruz, ağaç oluyoruz. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Tamam mı? Şimdi, ben bütün her şeyim var mı bende? Bunu niye anlattım? Şunun için anlatmıştım. Her şey var mı bende? Var. Bendeki bu sistem, yazılım dışarıya çıkması lazım. Nasıl çıkması lazım? Nasıl çıkartacağım? Cez, def, hareket, kuva ile bu içerideki o emir, onlar şu anda kainat ağacı bende yok mu? Adem alemleri de var bende. Bende Adem alemleri var. Biz onları işte o Adem alemlerini dışarıya aktif eder. Şöyle diyeyim. Adam kolunu sallaya sallaya geldi. Sporcu. Mermer elini bir vurdu, eli kırılır. Ama geldi, mermer önünde durdu, konsantre oldu, bizim tabirle tefekkür etti, hayal etti, coştu, hey! Dedi, mermeri kıldı bu sefer, kırdı. O güç, konsantre ile ortaya çıkan güç neredeydi? Düşünce ile batındakileri dışarı çıkarttı. Şehvet de öyledir, gadap da öyledir, öfke de öyledir. Düşünemeyenin öfkesi olmaz. Vahyin tecellisi de böyle oluyor abi. Bizdeki ayeti açığa çıkarıyor. Vuruyor. Hani, çünkü üç aynı. Kur'an, şecere-i hilkat, insan. Birbirinin, birisi sureti, birisi hakikati, birisi mahiyeti. Hangisi? İnsan camidir. Hakikat. Çünkü Kur'an sübuti sıfattan gelmiş. Ama insanda öyle bir zevk var ki, zati sıfat, şunat-ı zatiyeden de özellikler var. Kur'an bize hizmet ediyor. Kur'an kelam sıfatından gelmedi mi? Yani. Biz hayal, ilim, irade, evet. Sem, basar, etsata, muhalefetun hala vadis, kıyam-ı bin nefs, kıdem, beka, vahdaniyet, tekvin, şunat arkasındayız. Kur'an bize hizmet ediyor.
Şeceri Hilkat, Kur'an bize hizmet ediyor. Ha, bizdeki bu sistem neyle çıkacak? Cezb, def, hareket, kuva. Bu nedir? Bunu bitireyim ben alacağım. Bizde Ademler var. Adem. O Ademi vücutsuz vücutlar bu dört sıfatla vücuda çıkıyorlar. Tefekkür sureti mi oluyor bunların? Tefekkür. Emri. Yani hemen şey yapamıyorum. Buradaki cezb, def, kuvve, cazibe, tekvine gidiyor mu abi? Evet, evet. Tekvine gidiyor. Evet. Buradaki cezb, def, kuvve, cazibe, kuvve, dafiya gibi... Devam edeyim. Bak. O şeyi söyleyeyim ben de. Kainat suret oldu dediğinize göre. Kur'an hakikat oldu. İnsan mahiyet oldu. Evet. 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 Bunu anlattı işte. Evet abim. Evet. Bak. Bir kere ezber olmasın. Kur'an'ı söyler misiniz yeri? Nereden çıktı? Kelam. Ne, neresidir orası? Sıfat. Sıfatı? Subutiye. Ha, sıfat ikiye ayrılıyor. Sıfatı zatiye, sıfatı subutiye. Bir de sıfat ilahiye var Celal'cığım. Peki sıfatın üstüne? Şuunat-ı zatiye. Daha üstü mahiyet-i zatiye. Bizimle alakası yok. Fakat insanda sıfat-ı zatiye var. Şuunat-ı zatiye var. O Kur'an ise kelam sıfatından gel. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi şunu diyeyim. Gözünüzle görmeniz lazım. Bunu sileyim mi? Şu yok. Şöyle yapayım. Nereyi sileyim? Nereyi sileyim? Şu lügat manalarını isterseniz de sana. Yok silmeyeyim. Şunu tekrar yazabilirim. Bunu tekrar yazabilirim ama bir daha çekin lütfen. Bir saniye çek. Çek artık. Zaten alem-i şehadette bütün şey kalıyor. Tamam abi. Tamam. Bak, hemen zihnim beş olmasın. Bak. Ne şeydir dedi ya, şu bölümle alakalı. Biri sürü tam toplum ettiğinde çok. Sıfat-ı ilahi yukarıya yazmışım. Onu yazmadım. Tamam. Yani bunları doldurmuyorum. Tamam. Tamam mı? Muhalefetun. Tamam ya, tamam gerek yok, anladık kıdem. 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 Kıyam. Sonra? Vahdaniyet. Vahdaniyet. Başka? Beka. Beka. Sem. Basar. Selam. İlim. Kudret. Hayat. Evet, tamam bak. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Heyecan şu. Şurada ne vardı? Adem. Adem vardı. Adem. Var. Ademler. Var. Adem yok gibi de... Evet, yoktur. Yoğun çoğurlaştırıyorsun abi Ademler. Adem var. Hem yok hem çoğur. Nasıl oluyor? Yokluğun yoku. Ama yok çoğu çoğur. Yokluğun varlığı değil. Yani yokluğun varlığı. Yokluğun varlığı. Ha. Bak şimdi. Yokluk var o zaman. Evet. Var. Yoklar. Var. Nedir o? Yok. Ne var? Yok var. Yok yok. Yok olursa o zaman vücut olmaz. Yok var. Allah'la aramızda yok. Ha. Şimdi bak ne anlatacağım arkadaşlar. Şimdi okuma dikkat et. Şu bu zat-ı sıfattı. Kur'an bak burada. Şimdi bu Adem'i vücutsuz vücutları neyle vücuda İlim. Çıkartıyorduk? İlim. İlim. Emir. Emir. İşte bu Adem'i, bu zat-ı sıfatlar bizde yok mu? Var. İşte bu dört tane şey bizde gene bulunan Adem'i vücutları
aktif ediyor burada. Mesela geliyor, mesela basitinden misal veriyorum. İlmi vücutta demiyorum, herkesin ortak tarafı mermeri kıracak. Veya tarlada çalışacak. Konsantre oluyor. Hup diye o güç nereden geliyor? Veya şehveti hayal ediyor. Veya zulüm, örfü, kafasını kıracağım bilmem ne, birisini kızıyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Hayal ediyorsunuz. Hayal edince o güç çıkmıyor mu? Vücut değişmiyor mu? Hormonlar değişmiyor mu? Kaslar değişmiyor mu? Güç görüyor mu? Görürsen var ya şöyle, arabada vuruyorsun diye yoksa mı? Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ademi vücutlar düşünceyle aktif oldu. Tamam. Onu aktif olan, ortaya çıkan düşünceyle vuy canım güç oldu mu? Ha, düşünceyle Adem'i vücuda çıktı, o vücuda çıkan şey güçtür, kuva. Yani insanda Ademler var. Onları bunlar çıkartıyor. Bunlar da nedir? İlmin bir parçasıdır. Şu. Şöyle diyeyim de okutleştireyim şurayı. Şöyle ki, belki de şey olur, sırf o değil, şöyle yapayım, onu çıkartmak için toprağı havayla mı şey yapıyoruz? Gözle artık bunu unutamazsın. Müthiş, güzel bir şey oldu abi. Bunu bir daha çekelim abi, tek o zaman. Güzel oldu. Budur. Devam. Ama bu malzemeydi. Şimdi üstüne bina açayım. Dışarıdan gelenleri biz alıyoruz. Dersleri, sohbetleri, tefekkürlerle aldık. Bunlar ne oluyor? İçeride zat-ı sıfatlarımızın sisteminde tekvim var. Orada ademler var. Vücutsuz vücutlar. Varlıksız varlıklar. Sıfatsız sıfatlar. Vasıfsız vasıflar. Adem. O ademden böyle varlığa çıkartacağız. Böyle ilim, irade bir daldırıyor. İlimin emiri daldırıyor. Vuruyor suya, suya cürük ediyor. Sudan sıçrıyor. O sudan sıçrayan, o İmam-ı Mubin Adem'i bir vuruyor, bir vurunca ilim iradeyle vuruyor tabi. İlim sistemi nasıl vuracağım, ne kadar vuracağım, ne kadar sağ mı sol mu, buradan vursan başka şey çıkacak. Buradan vursan yağ çıkacak, buradan vursan zeytinyağı çıkacak, buradan üzüm suyu, buradan nar suyu çıkacak. Yani vücutsuz vücut, ilim biliyor nereden olduğunu. Diyor ki ilim, emire, yumruğunu buradan vur, bu göle buraya vur, pekmez çıksın. Buraya vurursan yağ sıçrayacak. Ama yağ yok. Yağ çıkacak. Çıkan yağ olacak. Orada yağ yok. Ağacın içinde, çekirdeğin içinde ağaç yok. Ama ağaç çekirdekten çıkıyor. DNA'nın içinde insan yok. Ama insan oradan çıkıyor. İnsan çıkana deniliyor. Çıkmayana denmez. Kimse karpuz çekirdeğine karpuz parası vermez. Cebrail toprağı şimdi, sıkıyor. Şimdi dışarıdan aldık mı abi? Bizdeki tekvini ademlere bir vuruyor. Defçe, hareket, kuvvet. Emir yani. Yani merak ediyoruz da ilim emir. Emirde ne var ya? Emirde bunlar var. Bir vuruyor. Dışarıdan Adem diye içe yani dışarıdan gelenleri alıyoruz. İçeride Adem'den vücuda çıkarıyor. İman ediyor. Yeni yeni vücut çıkıyor. Tefekkür ederken tefekkür harekettir. Harekettir. Tefekkürle Adem'de vücudu. Sende yok muydu? Bir dakika. Tefekkürle nereden ne aldın? Söyle bana. Tekvinden aldım onu. Bak harice çıktın mı? Bak şuradan. Alıyorum. Benim dışımda. Alıyorum. Benim dışımda. Tefekkür ise ilmi aldım. Netice değil. Tefekkür ediyorum. Hatırıma geldi. Hoşuma geldi. Tamam. Seni o tefekkürle ortaya çıkan hal neredeydi sende? Bendeydi. Niye bu mutluyum da biraz önceki çıkmadan önce yine bendeydi? Niye mutlu etmiyordu?
Çünkü çekirdek de program bu. Peki tefekkürle kim nereden alıyor? Cezim. Ben bendekileri çıkartıyorum. Onun için mutluluğu hariçte arama. Mutluluk sende gömülü. Dışarıda öyle bir şey yok zaten. Huzur ve mutluluk dışarıda yok. İçeride uyandırmalıdır. Ya da bir yere taşınıyoruz mu? Çıkan mı cezbe abi peki? Evet. Tefekkürle taşınıyoruz değil taşınıyoruz. Mi? Taşınıyoruz. Hasan abi bunu ya bir şekil yapmamız lazım. Böyle evet abi. Dağınık oldu. Yani mesela şimdi sıfatları böyle tekvin var sıfat olarak, ilim var, işte irade var. Bunların çıkarttıkları mesela Adem'den alıyor, oradan oraya. Yani aslında şunu bir güzel bir şey çıkacak oradan. Bir de onu mesela kainatta bir de insana uygulayacağız. Dima ve ürettikleri tefekkür, düşünce, aynı yapı bizde de var. Aynı. Yani aynı. Bu sistem bizde var. Düzgün bir şey. Tefekkür dediniz abi. Hareketli tefekkür dediniz. Öbürleri nedir? Tekvinden cezbedip çıkartıyor muyuz? Alıyor muyuz? Çekiyor muyuz? Yani cezb ayrı bir ders herhalde 2-3 tane var. Cezb sitede var. Def bir tane var galiba. Hareket yok galiba. Hareket var gibi. Herhalde var. Kuva da şimdi oldu. Bunlar nedir dediği de kuvvet, şey, tefekkür kendi netice değil. Mesela dağ düşün. Döne döne yol çıkıyor. Bu yol fikirdir. Kamyon gidiyor, tefekkürdür. Virajlar hadiselerdir. Şeyler çukurlu, bela musibetlerdir. Kamyon gitti, maksadalı. Oradan bir şey yüklendi geliyor. Hıyar getiriyor, pasta getiriyor, kereste getiriyor. Ha, kamyonun yüklendiği şey, tefekkürün aldığı şeydir. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, beni heyecanlandıran şey... Suretini bir yapsak abi, sureti nedir, kanun etmeyi... Şimdi yapacağız. Beraber yapacağız onun için. Şurada var mı? Nerede yazmıştık onu? Ha, yapacağız, beraber yapacağız diye koyduk. Bizde tekvini ait ademler var. Bu ademleri bizdeki İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'deki onunla çıkartıyoruz. İmam-ı Mübin'le emir ilim. Emir ilim demek, emir bu. Bunlar gene bizde olan, biz bizden, ademlerimizden vücuda çıkartıyoruz. Yani dışarıdan aldıklarımız şey, bizi bizden gidiyor. Biz, Muhittin Arabi şöyle demiş, ''Men Rabbuke'' demiş. Kabire öldüğü zaman, keşfel kubur görmüş. ''Men Rabbuke'' demiş. Senin Rabbin kimdir demiş. Adam şaşırmış. Allah Allah. Birisi, benim dişimde birisi var. Dünyada yoktu. Bu da olmaması lazım. Çünkü varlıkta Allah'ın dışında bir şey yok. Hemos demiş adam. O zaman demiş ki, biz bizdeydik. Biz bir yere gitmedik yani. Biz bize geldik. Sen ben ayrılık yok ki. Bizi bizden mi sorar? Bizden mi soran? Ben kendimi mi soruyorum? Yanlış yapmış. Biz bizdeydik. Ayılamamış abi. Yok ayılamamış. Azrail bile ayılamamış. Vefat ettiğin halde ayılamamış. Gitmiş adam. Çünkü niye? Azrail ayrı olanları ayırır. Bir olanları zaten Azrail'in vazifesi birleştirmekti. Yani burası orasını. Oraya götürecek de var. Zaten adam buradayken birleşmiş. Azay ne yapacak ki? Şehit bile. Ayrılamamış ki. Bilmiyor yani. Şimdi bizim heyecanımız şudur. Bizden biz. Bizden biz gittik. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizden bizi mi sorarlar? Bizden bizi mi sorarlar? Bizden bizi. Bizdeydi Adem. Biz çıkarttık bizden. Biz keşfediyoruz bizi. Biz bize gidiyoruz. Biz bizi keşfediyoruz. Biz bizden zevk alıyoruz. En büyük zevk kendine zevk almaktır. Kendine gel demek. Evet. Diman her bir mertebesinin ayrı ayrı kuvaları, kuvalara sahip. Yani kuvve-i hayali, kuvve-i akliye gibi. Nasıl ki ilim ve emir Adem'den vücuda çıkarıyor. İlim tasdikte. Emir, taakkul, tasavvur, taakkulde. Bak. Şunu da yazayım. Hepsinin
kuvvetini keşfettiniz mi abi? He? Yani tasdik, iltizam... Şunu yapabildiğin kadar şu. İtikadın kuvveleri var mı? Var. Biliyor musun yazı? Yok, hepsini bilmiyorum. Bildiğimi yazayım. Kuvve-i musabbire, kuvve-i ben şurayı siliyorum. Şurayı. Şurayı siliyorum. Şurayı. Şurada yazacağım. Cenazesi. Bizimle alakası var mı hoca efendi? Selamun. Bizimle ne alakası var? Biz ölmeyeceğiz. Dışarıdakiler öyle ya. Tabii tabii. İlim. Genelde insan şey yapar. Biz öldük abi. Diyor ki, bunlar kuva. Sistemin üstünde görün diye. Başka şeyler var. Onlar başka. Takıl bir sistem, tasavvuf bir sistem, tabii bir sistem. Bu emirin içine giriyormuş. Kuvve-i akliye, kuvve-i şeveye, kuvve-i gadabiye. Kuvve-i hayaliye, kuvve-i musavvire. Evet, kuvveler burada. Kuvve-i akliye sadece bir tane kuvve mi aslında? He? Kuvve-i akliye... Yok yok yok, içindekiler... Aklın 33 tane şeysi var ya, mertebesi, onlar hepsi kuvvettir. Akliye ayrı. Hı hı. Şimdi, bunlar 248'deydi. Gördünüz mü? Kuvveler oraya giriyorsa diğer 7 de yok o zaman demek. Yok, kuvveler orada yok. Ha, öyle demin öyle ben söyledim mi? Siz öyle demiştiniz. Yani 7'sini de sayabilir misiniz deyince ben onu bahsetmiştim. Yok yok, kuvveler orada gördüm. Yani, bu tahayyül, tasavvur, tahakkül grubu olan emlek bakan kısımda var. Evet, orada. Orada bu 3 tanenin sistemi yazıldı. Yani intikadın bir kuvvesi yok. Veya ben şey yapamadım. Onların hepsi akılın, tahakkülün içinde bütün... Kuvveler burada. Gerçekten bir iç içe geçiş var orada. Yani dimağın 3 mertebesine tekabül etti şu an bu. Evet. Devam edeyim. Kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Hükmü okumuştuk ya. Sarı ifade bu. Evet. Tanım olarak. Tanım olarak bu. Şey de geçiyor. 249 mesnevide. Hüküm demek, bak bir de metni okuyayım. Kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Şeriat var ya, şeriat, şeri, fıtratı, fıtriye, şeriatı fıtriye. Hüküm demek, karar, emir, kuvvet, hakimlik, amirlik, irade, nüfuz. Şeriat ne demek? Şeriatı fıtriyedir ki, irade sıfatından gelen tekvini ayetlerin, nizam ve intizamın bütünlüğünden çıkan kainat sistemiymiş. Yazayım mı bunu? Bu şekildedir. Ama güzel. Bir yerleri silmem gerekiyor. Sileyim şurayı. Çok burada mıyım? Görmemesi lazım. Şurayı iş yaptınsa şurayı sileceğim. Çektiniz mi? Evet. Bak. Bak çok önemli bir şey. Şey. Şurada.
yazayım. Kuva dedikleri şey, neredeydi, bir dakika, nerede yazıyordum? Her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Birer İncil Mesnevi 200 kaçtı? 49 mu? 49. Bak şimdi. Hüküm yani biliyoruz ya, bilince bu bela işte. Biliyoruz diye bakmıyoruz. Hüküm, karar, emir. Şunu çözmeye çalışıyoruz. Karar. O da şeriat dediği de aslında bildiğimiz şey şeriat değil. Kuvvet, hakimlik. Onu zaten göreceğiz. Amirlik, irade, nüfuz. Ahkam muhtelife. He? Dima, ahkam muhtelife diyordur ya dima için. Sözlerde. Hüküm. Dima'da meratip işte şeydir, her biri ahkam muhtelife. Evet. Ahkam evet. Ahkam, tamam doğru söyledin. Şeriat ise, şunu çok önemliydi. Hangisini şey yapıyor şimdi? Bunu bak, görüyor musun? Şeriatın birer hükmüydü değil mi? Ne yaptı? Hükmü şey yaptık. Şimdi şeriat. Şeriat-ı fıtriyedir ki irade sıfatından gelen şeriat tekvini tekvini ayet bütünlüğünden tekvini ayetler bütün. Şuraya geçmeyeyim ki belki bir şey yazarız. Bütün lüğünden çıkan kainat sistemi. Görüyor musunuz? Şunu ama, şunu kaçırmamanız lazım. Şurayı. Şöyle yapayım şey, Osman'ın aklına. Tekvini ayetler. Kainat sistemi. Kainat sistemi. İhtiyarsız olarak biz bunun içindeyiz. Evet, herkes bunu dahil. Varlığı vücutta tutan, bak varlığı vücutta tutan birbirlerine nizam ve intizam, biz onu atladık, yanlış yaptım. Bunu kafanızda şapın, dur. Şuraya kadar yanlış yaptım, dur. Ayetlerin, bak arkadaşlar. 1, 2, nizam ve ben de diyorum ni eksik ve intizamın şimdi çıktı bütünlüğünden çıkan
çıkan kainat sistemi. Şey okuyayım mı onu? Ne abi? Geçen yer var ya. İşte işte okuduk şey. Aç. Bak. Kuva dedikleri şey her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Burada anladım zannetme, hükmünü çözmen lazım, şeriatı çözmen lazım. Hüküm nedir? Karardır, emirdir, kuvvettir, hakimliktir, amiriyet, irade, nüfus. Kainattaki hüküm. Allah'ın iradesi bak. Ağaç hükümdür ve iradedir. Görüyor musunuz? Şimdi bak, şeriat, şeriat-ı fıtridir ki, irade sıfatından gelen elma, armut, ağaç, kedi, köpek, tekvini ayetlerin, bu kainattaki farklılıkların birbirleriyle nizam ve intizam bütünlüğünden çıkan sistemin adıdır. Tamam. Ama şeriat budur. Gelmez çünkü şey, kelam sıfatına gelen şeriat da var abi. Şeriat o şeriat değil yani. Kuva dedikleri diyor. Hadi orayı da mı bağlansın? Evet, kuva dedikleri şeriat. İki tane şey var tabii. İki tane şeriat var. Kelam sıfatından gelen bu kelam sıfatından gelen Kur'an şurada. İrade sıfatından gelen Kur'an. Kelam sıfatın şey, kelam sıfatından gelen Kur'an şuraya yapayım istersen. Sıfat-ı kelamdan gelen şeriat ise alem-i asgar olan insanın efalini ki ihtiyari olmuş tanzim eden şerdir. Kainattaki şey, tekvin ayetler. Tekvin tamam. Ayet. Tamam. Şimdi o şekilde geçiyorum. İşaret-i Caz 165'te fikrin menşei 3 tanedir. Allah Allah. Şu da çok ilginç. Abi bu acayip bir, yani bu derslerin içinde acayip bir şey açıldı. Yani bu böyle bir derse atılacak bir şey değil gibi sanki. Evet. O yüzden çok hızlı gidiyorsunuz sanki. Evet, biraz daha yavaş gitsek. Burada yani alemi asker var. Pek, ben alemi ekber var. Zaten yani, bu bitmeyecek bu gidişe zaten yani. Kuvvetli bir ders şey bitmiyor. Değil mi? Daha var. Kaç sayfa? Var bit. Ama buradan yok. Uzatmayacağım. Bunu. Yok, keselim anlamında değil. Yok, keseceğiz. Anlayalım diye daha yavaş gidelim. Yok, keselim. Ha, biz keselim. Şuna devam edelim. Yok, şey için dedim. Biraz böyle altyapıları sağlam yapayım da dima ciddi bir zemin oturtayım diye. Tamam. Ben tamam. Çok... Ama bir ara vermemiz lazım ve ara bitti mi kuva bitirelim. Dairelim. Kuva anlaşıldı. Yalnız şuraya koyacağız, ondan sonra bitecek. Anlaşıldı mı ki? Mukaddeme oldu diyebilirsiniz ha. Evet, mukaddeme yani. Ama en azından işaret etti. Şu şeyi yazayım. Şu çok önemli şey yapayım. Hızlı gitmeyeceğiz dedik ya. Benim bir ufak sorum var mı? O cesareti bunu da sorayım abi. Bu kuvvanın deposu değiliz biz değil mi? Biz sadece ona muhatabız. Yani şöyle algıladım ben. Gidiyorsunuz bir askeriyeye. Askerlerin her biri bir vazifede. Bunlar ne yapıyorlar? Emir almışlar. Ama yarın gidiyorsunuz başka vazife yapıyorlar abi. Yani kuva onlara o emrin gelişi. Ya bugün başka, yarın başka, yarın başka. Yani kuvanın yeri, merkezi ta sanki şeye kadar gidiyor Hasan abi. Kuvanın, o yüzden şey yok. Biraz önce bir şey çizmiştim şu oku. Kuvanın yeri kaynağı emirdir. Emirin kaynağı bizdeki imam-ı bin. İmam-ı Bin'in kaynağı Lef-i Mahfuz'dur. Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı dimadır be adam. Sen bunun dibi yok ki. Bak, bir daha. Şurada bir şey çizmiştim. Şurada dur. Yazacağız abi bunu. Ya. Bak şimdi, bak. Şey yok. Bak delikanlı. Bak kuçum. Bak abi. Ne vardı? Cezb. Dev, kuvvet, hareket, kuva. Hareket, kuvvet. Kuva. Bunlar neydi? Emir. Emir. İmam-ı Mubin'in ilim, emir.
vücut tarafı mı? Buradan emir buymuş. Üstte de lef-i mahfuz diyeceğimiz. Şuna da diyelim. Şuna da. Mahfuz. Şu. Şuradan yalnız. Şunu artık değiştirelim ya şurayı. Bak şimdi. Görüyor musun abim? Ne kuva neredeymiş? Kuva lef-i mahfuzun İmam-ı Mübin'indeki emir ilim yapısının içinden emirin cez, def, hareket, kuva yapısından bir tanesini konuşuyoruz. Şunu konuşuyoruz saatlerce. Sen peki bunun bizdeki karşılığı nedir? Bunun bizdeki karşılığı Dima. Dima'ndan konuşuyoruz. Yok gibi bunu. Ama halk arasında kafa dersen bu işe. Bu gri bir renk var ya, kıvrım kıvrım Sakarya gibi. Kıvrım kıvrım var ya Dima. Orada tezahür ediyor. Bu nedir biliyor musun? O et. Tıpçılar ona akıl diyorlar. Yani tezahür ediyor. Şimdi o elektrik ocağını düşünün. Fişe taktım. Elektrik ocağı ısındı. Fişe taktım. Klimayı soğuttu. Bu ocak dimağdır. Yani şeydir. Sistem elektrik ocağıdır. Elektrik ocağı madde. Onun üzerinde gözüken fakat o olmayan ama oraya da gözüken bir dimağ sistemi var. Ette gözüken. Yani elektrik sıfatı var. Elektriğin nihayetli sıfatı var. Soğutma var. Işık var. Güç var, asansör var. Adamı çarpar, yemek pişirir. Her şey yapar değil mi? Resim çeker. Öyle. Ama elektrik ocağında ne yaptı? Isıttı. Buzdolabına soğuttu. Klimada soğuttu. Fırında yemek yaptı. Bu bizim mi abi ya? He? Bu bizim mi? Kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Aynen. Bu benim mi? Kullanıyorum. Bu ben miyim ben de elimde duruyor diye? Bu benim ha. Elimde duran kalem. Bu benden inir mi buna? Kafa aynı böyledir. Kafa elimdekidir. Benimle bunun arasındaki fark nedir? Bu basit. Kafa o kadar basit benim yanımda. Sana bu şimdi bunun kaynağı emir dedik de emir yani şu sıralama var ya. Mesela şimdi normalde İmam-ı Mübin'de ilim var, emir var, Kitab-ı Mübin de var. Orada kudret var, irade var. O zaman o sıfatların şeyi yani kaynağı değil. Emrin bulunduğu üst mertebe yani sıfat grubunda karşılığı ne? Yeri ne? Ne? Anlamadım. Yani şimdi bu noktada bakarsan ilim, irade, kudrette lef-i mahfuzun içinde gibi duruyor. Yani ona ne diyeceğiz? Dairesi mi diyeceğiz? Yani daireleri diyor Kuda Usta. Burası ya. Dairesi. Daire. Emrin kaynağı ne neresi? Sıfat tarafındaki. Sıfat tarafındaki mi? Anlatabildim mi? Anladım. Yani bu sıfatta emir nerededir? Yani şimdi, yani siz şimdi lef-i mahfuzda dediniz ya emire. Emir lef-i mahfuz dese peki, ilim de orada, kudret de. O zaman daireyi emir gibi bir şey oldu. Tabii ama İmam-ı Mübin de ilim emir diyor ya yapısı. Yani oradaki zaten daire bu. Lef-i mahfuz ana esastır. Diğerler hep daire diyor. Daire ilimde diyor. Daire lef-i mahfuzda diyor. Daireler ilmin dairelerinde diyor. O zaman burası da emrin de dairesi burası. Kaynağı daire neresi? Tabii kendisi değil ki dairesi. Dairenin dairesi. Tamam kaynağı nere emrin? Emrin kaynağı neresidir diye. Sıfatta. İlimdir. Sıfatta. Mesela sen şunu diyorsun. Yani ilimse, kudretin ki kudret. Yok yok. Şunu diyorsun ki, subutu sıfattandır. Tabii. Tamam mı? Emir neredendir diyorsun. Aha. Değil mi? Emir. Bu bizim şey değil. Lef-i mahfuzdaki ilmin kendisi değil. Dairesidir. Tamam dairesi. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ya. Tamam. Bu da daire, dairedir. Aslı kudret. Kitabı Mübin'e geçirmeye kudret. Ben öyle zannediyorum. Çünkü subut-ı sıfatta
bu ilme verirsen emir ne olabilir? İrade olabilir mi? Tekvine giriyorsa kudret. O zaman farklı bir şey. Dur dur şöyle yapalım. Merhaba. Olmaz diyorsun. Tamam doğru. Şimdi Kitab-ı Mübin neydi? Kudret irade miydi? Kudret irade miydi? Ha, o zaman emir kudret olmaması lazım. Çünkü Kitab-ı Mübin'de. Peki şöyle bir Subuti sıfattan 7 tane sayayım şurada. İlim, irade, kudret, hayat, kelam, basar, semi. 7 mi? Hayata bak herhalde. Peki, hepsini şey yapalım. Ayıklayalım beraber. Hangisi? Ezber olmasın diye. İlim var mı abim? Çık. Bilmiyoruz. Kudret var mı burada? Çık. İrade var mı? Çık. Şimdi araştıracağımız bunun içinde olacak. Emir hangisine uyuyor? Emir ne yapıyor abi? Tekvine giriyor. Doğru mu abi? Vücuda çıkartıyor. Bir dakika. Bir dakika, ne giriyor? Emir tekvine giriyor. Adem'e vücuda çıkartıyor. O zaman bunda bir kuvvet olması lazım ve vücudi bir taraf olması lazım. Yani bir şey olması lazım. İlmi bir program gibi değil. Yani ilim canlı. Fakat bir eylemsel bir şey olması lazım. Bir kere semi olmaz. Ayıkla. Basar da olmaz. Basar olmaz. Ya kelamdır ya hayattır. Emir ve nehiler var dedi ki kelamın içinde. Kelamın içinde ne var? Emir ve kelamın içinde onu da iç yapalım. Kelamın içinde ne var? İlim, irade, kudret. İrade. Ha. Kudret. Kudret varmış. Ne oldu? İçe girdi. Abi emir ilimin içindedir diyorum ben. Yani Kur'an şu Kur'an var ya Kur'an. Kelamdır. İçinde ilim, irade, kudret var. Tam bizim şeye uyuyor yani. Neye uydu? tekvine güzel girer bundan. İşte tekvinin içine vücudi. Bulamadığımızı tekvinin içine atalım. Mecbursun sen. Hayat. Peki. Yani hayat kainatı yaratma malzemesidir. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu kainatı nereden yarattı? Hayat malzemesini yarattı. Yaratma şey eylemi ki kudret yaptı. İlim programladı. İrade tercih etti. Efendim vücuda ilimle bak ilim irade ilimden hiç ayrılmıyor hiçbir yerde. İlim, irade, kudret. İrade, ilim böyle acayip bir şey yani. Emir mesela şu vücuda çıkanlar da irade deniliyor. Şeye bakarsan o zaman ben emir hangi sıfat olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Abi ilim ve emir diyor. Zaten aynı şey değil mi? İkisi bir şey değil mi? Yani değil. Siz Celal ve Cemal gibi. Kitab-ı Mübin'e bak. Hayır abi. Değil, aynı Kitab-ı Mübin'e bak. Kudret ve irade. Bunlar da aynı mı? Diyemezsin yani. Aynı olsa Adem ve vücut. Yani burada emir ya hayat ya kelam olacak. Ya da şeyden de hareket edebiliriz. O cezde hareket kuva var ya, çıktısı bu. Onlardan yürüyüp kaynağı bulmaya çalışacak. Tamam, hareket kudrete desen. Kudrete gider yürüdü biraz. Cezb dışarıdan şey yapıyor. Bu da kudret. Yok, yapamıyorsun. Yemiyor değil mi? Şey yapmıyor. Yapmaz. Emiri okumayıp da bakmak lazım. Öyle ezber olmaz. Her şeyi Adem vücut diye baksak ilim emir bir Adem'e biri vücut. Aa bu kelamın içinde olsa gerek. Çünkü bu emir şeye bakıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyinde geçiyor. Havaya bakıyor. Orada kelam da havayla şey olsa olsa öyle olsa gerek. Peki hava alemi hangi şeyleri içine alıyor? Arşı. Lef-i muhafaza. Emir ve irade ya. Orada da emir var değil mi? Doğru orada da emir var. Emir, irade var. Hava. Kelamda kuvvet vardır. O zaman kelama uyuyor değil mi? Kelama uyuyor he? Yani. Ben çok yakın yani. Edemiyorum. Tamam o zaman dursun. Evet, tabii. Bir şey diyemiyorum yani. Peki şunu yazayım da şey yapayım. Bilmediğim için karıştırdım o zaman. Ne en kesini nedir biliyor musun? Ne var? Emiri okuyacaksın. Emiri. Ondan sonra bütünden en sağ. Bütünden mi bakacaksın? Bütün sen bakacaksın. Ama duruşuna bakılırsa
böyle iradeye, kudret dedim ama iradeye daha bakıyor. O şeyde demiştik ya, bir önceki işaret edeceğiz 64'lü yapmıştık ya. Orada şey diyor, şey kelamın emir ve nehye taksimine sebep olur diyor. Bir dakika. Bir derste. Burada mı? Şimdi arkada var cevap aslında bir tarafa yapma ya. Öbür tarafta aradığımızı Allah değil mi? Kelam. Kelam. Durun lan, böyle bir dersi de abi. Yok. Kelam ya. Tamam abi. Kim var orada? Celal ile Cemal'i kelamımıza. Emir nerede var abi? Kelamın nehve emire taksibi. Abi şu 5 en aşağı. Niye elimizden silmişiz? 3. Bu kaç? 3 o. İyi ki silmemişiz. Bu kaç? 4. 4. 10 daha abi, 10 daha. Tamam, 4 daha. 4'te mi var? 4'te. Emir ve daha. Nehye ve emir. Emir çıktı ya. Vay be. Dehşet değil mi? Şimdi bak şüphe oldu mu? Kelamın nehye ve emir taksimine sebep. Siz Hasan abi bunları yazarken ben de sizin gibi talebeyim diyorsunuz o zaman veya değil artık. Aynen. Tabii herhalde. Çünkü beraber safta beyaz sarık takıyoruz. Ulema medreselerde farklılığı siyah takanlar müderris, beyaz takanlar hepsi talebeymiş. Siyah. Zaten siyah sarı taksan. Ha bir siyah takıysan takıyorsun. Bu yakışıyor mu deriz? Evet. O zaten alameti var. Deriz. Ha şimdi bak hele Allah. Peki oradaki o kelamın nehir emir taksimine dediği o bizim emir olmama ihtimali var mı? Yani, olabilir. Kelamın nehir ve emir taksimine. Alim kelamda diyor. Peki sana vazife gelecek hafta pazar günü. Eyvallah. O 15 dakika sen de şu olur. Emire bir bak da de ki şuna bakıyor buna bakıyor bir tane gerekçe göstereceksin. Tamam. Bulabildiğimiz. Tamam. Ama şu anda duruşu böyle. Hiç ummadığımız bir şey çıktı. Nereye niyetlenirse oradaymış gibi oluyor. Şunu yazayım da ara vereyim. Kuba epey anlaşılmıştır. Daha ileri gidersek bizi çarpar. Peki, zaten daha, niye daha şu yapıyor. Çarpar mı? Yani bu konuştuklarımızdan daha ileriye gidiyor bu sefer. Daha emire tokuz dedik şimdi. Emire tokuz deyince çözüle çözüle gidecekti. Ben hiç düşünmemiştim böyle bir soru kendime. Emir ilim de bu var. İlimle bu bakıyor. Bu acaba nereye bakıyor? Acaba bir ara düşünmüş müydün? Zatı sıfata bakar mı dedim. Demiştiniz. Ya Rabbi bu emir konuştuğumuzda tekvindeyken konuştuk. O zaman da bir adını koyamadık gibi hatırlıyorum. Tabii hiçbir yerde yok demiştiniz zaten. Yani emiri o zaman da tartıştık şeydeyken. Hava alemi emir, o bak, irade. O emir, o emir yani bizim emir. Başka bir emir çıktı. Orada o da başka emir. Nereye giderse bu çıkıyor, bu adam çıkıyor. Bunu bir çöz ya. 15 dakikada sana 15 dakika sana 15 dakika sana haftaya şey yapacağız. İnşallah. Bunu şey yapın. Şunu okuyayım. Fikri menşi. Soru sormayacağız. Ya sormayacağız sana. Soru sorun. Yeni taktik galiba. Herkes diyecek ki sormayalım, başımıza iş açmayalım. Sakın sorun. Sorun ki, ilim çıksın ya. Fikrin de bir şey. Fikrin meşe. Fikir. Kovalara bir şey alır mı?
Bakın. Nerede söylüyor? İtiraz etmeyesiniz diye hemen kaynağa bakıyorum. Şart yüzü. Neyin menşe var ya? O ne abi? Fikrim en şey. Noktalarını koysana. Hangisi? Ben şeyi şunu da koyayım. Şuraya bak. Fikir buradan çıkıyor. Yol. Buradan besleniyor. Kaç saat oldu? 3 saat 1 dakika var. 2 saat 57 dakika. 2 saat 57 dakika. Abi ders bitmez ama böyle daha bitmez. Şeyden sureti hakikat kaldı. Ha bir dakika. Ha. Ondan sonra o en üstteki şey kaldı. Aradaki kuva kime bakar kaldı. Suret kaldı. Zaten onun için bundan sonra git devam ettirmek istemedim. İstemedim. Ya kardeş bunlar çözülmeden nasıl gideceğiz ya? Sen yarın haftaya Emir'i çözeceksin. Şarı neydi? İnanın abi ne çözecek. Abi resmini çek. Ben söyleyeyim ben. Bak. Ne? Ne? Ne yapacaktı o? Abi şey telhip ben, ve inzara ve telhip ve tepşir. Dima'daki o şey nasıl Dima'daki bakıyor? Celal ve Cemal nasıl bakıyor ona? Evet. Aferin Yasin, Uygur Yasin maşallah. Güzel. Şimdi bak. Şimdi bu kadar ders dinledik. Kuva nereden çıkıyordu bak ne yaptık? Kuvanın kaynağı emirdi. Mahiyeti emir. Tamam mı? Hakikati esmada lef-i mahfuzda. Doğru mu? Beraber çıkarttık. Evet doğru. Değil mi? Evet. Kanuniyeti lef-i mahfuzun İmam daire ilimde. He? İmam Mümin abi. Hep kanuniyet bizi karıştırıyor. Suretini yazalım. Ya biz onu şey yapalım. Yani sureti yazın da ondan sonra onu koyalım. Sureti dimağda. Ha şimdi o araya koymak daha kolay. Kanuniyeti hiç yazmıyorum da. Başıma bela sardığı için. Hasan abi Çanakçı da anlatırken çocuklara demiş ki ben onu avama söylerken yazmıyorum demiş. Biz de diyoruz ki şimdi silelim onu. Evet avamız da. Çünkü hep bunu siliyorum. Hiç göstermem. Çünkü başıma hep bela açar. Kanun. Rahatladık. Bak bitti. Ne kadar güzel şimdi. Kendimizi kandırdık abi. Peki arasını dolduralım. Hadi bakalım. Kanunlar nerede? Kanunları bunun. Kanunlar nerede ya? Ha? Kanunlar bak. Havalı. Kanunlar şöyle yapalım. Bak şimdi. Hemen. Cevherler şeyde. Lef-i mahfuz neredeydi? Şu. Kanunlara bakalım. Şimdi kanunlar nerede? Daire ilimde de o. Daire ilime bakalım. İlmi muhit. Mevcudat ilmi, ayağını sabite, nefsi mahiyeti, kavani-i şeriat, alem-i mana. Hepsini okuyacağım siz seçeceksiniz. Yardım etsin bize. Boşuna mı çalıştık? Adem, ilmi muhit. Mevcudat ilmi, ayağını sabite, nefsi mahiyeti, kavani-i şeriat, alem-i mana, kavani-i kader, şeriat-ı fitriye, vücud-u ilmi, malumat ilmiye, mecmua-i kavanin, hakikat-i eşya, hakikat-i ilmiye, umum vücud, bütün hayat, alem-i misal, ikinci niyet, niyet-i halisa, daire-i ilim, daire-i irva, daire-i mana, levh-i misali, kavanin-i hayat, huviyet-i misaliyeleri, kader dairesi, geçmiş zamanın ipine asılan ve gelecek zaman şeridine takılandır.
daire-i kelam, hep daire bu. Daire-i levha, daire-i defter, daire-i ekber, vücud-u misali, ukde-i hayatiye, emri kanunlar. Emri kanunlar. Bak, ukde-i hayatiye, emri kanunlar. Emri kanunlar, iradevi cilveler. Hayat-ı hayatiye, birinci niyet. Lef-i mahvi ispata bakıyoruz. Tabiatın aslı ismi, fıtrat ilahiye ve sanat-ı rabbaniyedir. Kalıbı manevi, kalıbı ilmi, emri manevi, miktar-ı kaderi, kalibi kaderi, kalıbı kaderi, hendese-i kaderiye, tabiat-ı eşya, mahiyet-i ilmiye, ismi zahir cihetiyle. Mahiyet-i eşya, ismi zahir cihetiyle. Zamanın hakikati, adetullah, fıtrı kanunlar. Fıtrı kanunlar mı demiş? Lef-i mahfuzun eşyadaki cilveleri, aksi misalleri, muallak kader, kitab-ı kudretin defteri, kitab-ı kudretin mürekkebi, müstevli kudretin kanunları, kaza kanunu, tabiat, kavani-i adetullah, şey-i malum, malumat-ı sani. En çok nereye uydu? Abi kavani-i... Daire hayattaki en büyük kanunlar direkt kavani-i bunu adetullah söylüyor da diğerlerinde de var. Ne var mesela? Kavani-i... Bak, peki daire hayattakini söyleyeyim. Daire-i leva, daire-i defter, daire-i ekber, vücudu hissi, ukde hayati emri kanunlar. Burada emri kanunlar, burada adetullah kanunlar. Üstünde de kavani-i camiye var daha. Evet, kavani-i mecmu, var mı? Kavani-i şeriat var. Şöyle okuyayım. Adem, ilmi muhit, mevcudat ilmiye, ayağını sabite, nefsi mahiyeti, kavani-i şeriat. Kavani-i şeriat olmaz mı? Olmaz. Orada mecmu-i kavani var. Bak bu daha cami. Bu daha ondan aşağı, bu daha aşağı. Mecmu-i kavani var abi. Daire ilimde miydi mecmu-i kavani? Peki bir daha bunu okuyayım, böyle bir şey yapayım. Şöyle yapayım. Mecmai kavani. Evet abi, onu uyuyor abi. Bu ötekisine şey yapayım. Ukde hayatiye emri kanunlar, ama bir aşağıda bu. Bunun da bir aşağısında kavani adetullah ve tabiat. En camisini alırsak bunu alırsınız. Evet. Ki buna uyuyor. Evet. Çünkü en cami, yani detaya uğraşmayalım. Neydi? Kavani-i camiye. Ne? Kavani-i daire hayat. Ne? Kavani-i nerede? Çok uğraştık ama. Ondan sonra diyor ki sana, nereden çıkart? Mecmua. Olsun desin de. Ama ilim yaptı, ne olur? Ne olacak yani? İstifade etse ne olur? Çünkü bunlar ne işine yarayacak? Burada duy, olma, bilme. Ahirette bunlarla soracaksın, isteyeceksin bunu. İsteme hakkına sahip olacaksın. Bu neymiş? Çok da uyuyor, biliyor musun? Evet. Her şeyin kanunu daire ilimde. Ya. Kuvanın kanuniyeti. Şimdi ben de tazelendim. Abi sureti dimağda... Nerede? Dimağda da, dimağda nerede? Dimağda üç yerde var. Ha, evet. Ha yok, burada yapmamıştım. Yapmamıştım, onu sildi. Evet, onu sildi. Emir şeyliydi. Daha iyi, tasavvur. Onu hemen yazayım ki, bir şey olmasın, evet, dur. Evet. Hemen yazayım. O dimağın karşısına yazarsanız abi, oraya yazarsanız. Dimağ nerede? Dimağın oraya, oraya yazarsanız daha iyi olur. Tamam abi, tamam. Dimağın altına belki, üçünde. İyi dedi. Bazen işe yarıyorsun. Dedimle ne oluyor? Şimdi yemek yiyeceksin aşağıdan. Dima'da şu. İtikat. Neydi? İltizam. Ahir, tasavvur. İltizam. Tafkulev. İzam. Tasdik. Bunu yazmasan, üçünü yazsan kavrama olmuyor, ihata olmuyor. Ezber boğuluyor, üşer. Üçünü yazabilirim bak. Ama değil işte, olmuyor. Niye yazıyorsun? Tasdik. Taakkul. Taakkul. Tasavvur. Tasavvur. Tahayyül. Tahayyül.
Şimdi ihata istiyorsan dima nerede? Neredeydi abi? Çizim. Tasdiğin altı abi. Üç tane. Orası ilim. Burada. Şimdi ihata böyle olsun ya. Evet, evet. Tamam mı? Siz görüyor musunuz abi? Şimdi ha. Nurullah görüyor musun abi? Görüyorum. Tamam mı? Seni burada aradım da. Nasıl geçtin ben de anladım. Bak bu. İstiyorum ki geldiğiniz Ankara'dan istifade et. He çok iyi. Duy. He duy. Cenneti bunlar isteyeceğiz. Arkadaşlar Dima'nın sureti. Dima'nın sureti değil abi. Şey, Dima'daki sureti. Dima'daki şöyle yazayım o zaman. Kuvanın sureti zaten yazılı. Yazılı. Şu. Var ya, bir ameliyat şekli olsa uygulayacaksın insan abi ya. Sen bunları hiç anlatmadan direkt şu beyne sokma işi ne olsa var ya. Olacak herhalde yakında abi ya. Ya neredeyse beynimize sokacaksınız. Şimdi ne olacak biliyor musun? Öyle şu anda düşünürken hiçbir zaman vücudunuz hatırınıza gelmiyor. Siz sizde dolaşıyorsunuz. Bunun vesile olan Risale-i Nur'u Allah verdiği için nihayetsiz hamdü senalar olsun. Cesedinden, elimizden her şeyi unuttunuz. En azından 2-3 saat, 3,5 olacak. 3,5 saat bizi bizde dolaştırıyor. Bizi bize merak ettiriyor. Bizi bize keşfettiriyor. En mühimi biz bizden zevk alıyoruz. Şu anda zevk sendekiler uyanmasıdır. Zevk bu. Huzursuzluk, buhran, panik atak sendekiler uyanmasıdır. Huzur, sükunet, saadet, cennet, cehennem sendekiler uyanmasıdır. Onunla bir şey götürmüyor derler. Cennet, cehennem, huzur, saadet, fethuli fi ibadi, vethuli cenneti. Girecek demiyor. Gir. Burası. Burada ya. Sureti her şeyin sureti burada. Her şeyi. Kardeşim, dimağının suretini cennet yaparsan, bunlar zaten otomatik oluyor. Ona deli şu an. Şu an. O duygu, hasse, kuva, latife demiştik. O zaman o kuvalar dimağa mı bakıyor şimdi? Evet. İki tane oldu. Hem duygu dimağda, hasse vicdanda, kuva gene dimağda öyle mi? Dimağda şöyle. Gene dimağda. Fakat dimağın şunu ben sonra gördüm. Ben geneli biliyordum. Fakat değilmiş. Sonra baktım ki o kuva. Hepsi başka yerdeymiş. Hakikatla mahiyeti ters olmuş olabilir mi abi? Burada mı? Levh-i mahfuzdaymış. Hangi abisi? Şunlar mı? Bu levh-i mahfuz alta mı gelecekti acaba? Mahiyetine mi? Yok emir daha üstü. Biz konuştuğumuz bulamadık ya. Bak şimdi. Bak abi. Kalmasın kafamızda. Levh-i mahfuzun iki defteri var. Doktor. İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin. İmam-ı Bin'de ilim emir var. Tamam mı? Şimdi İlim, emir, İmam-ı Bin'in dişe vuruşu. Yani bundan camidir bu, bundan camidir bu. Dolayısıyla bu emir... Aslında daire-i emir demek lazım ona. Oradakine. Çünkü ilmin dairesi ya, sıfattaki ilim değil oradaki ilim. Emir de oradaki emir o değil. Değildir. Emir o değil. Ondan sonra doğru. Şimdi ben de durdum. Çünkü ilim sıfattaki... İlim değil. Değil. İlimdeki o ilim değil. Emir de öyle aynı. Evet. Sıfattaki ilim değil. Mesela şöyle diyeyim. İlmin daireleri var ya. Mesela subut-i sıfatta ilim var ya ilim. Levh-i mahfuz, ustad diyor ki levh-i mahfuz dairelerinde diyor. İlmin dairesi. Dolayısıyla o ilim değil. Yani şöyle diyeyim. Mahiyetteki ilim, hakikattaki ilim, kanuniyetlerin hepsi farklı. İlim. O zaman sana diyorlar ki bak suretteki ilim değil. Hakikattaki ilim. Mahiyetteki dediğimiz gibi. Mesela ilim subut-i sıfattandır. Lef-i mahfuzdan aşağıdadır.
şey, lef-i mahfuz aşağıdadır. Aşağıda. Ama o da ilim dairesi. Ama lef-i mahfuzdan daha aşağıdadır. Lef-i mahve ispat. O da dairesi. Aslında şeydeki ifade abi, ilim ve emri ilahi bir ünvanı diyor İmam Mübin'e. İçinde ha, ilim, emir var demiyor aslında. Demiyor. Biz biraz öyle ünvanı ifade ediyoruz da. Ha. İmam Mübin bir nevi ilim ve emri ilahi bir ünvanı. Ünvanıdır. Yani İmam Mübin deyince sif emir, ilim, şey, imi, ilim emir değil. İçin, yani içinde ilim emir var diyor. Yok, nüfus kağıdısı. Ben yanlış anlamışım ben orada. Tabii, yani biz öyle sen haklısın. İlim emir içindeymiş gibi ifade edilmiş şey olmuyor. Ünvanı. O zaman... Bu emir ama bilmiyoruz ne hangi sıfattan. Bu onun dairesi. Bu da bunun da bunun dairesi bu, bunun dairesi bu, bunun dairesi bu. O zaman şöyle yaparsak artan Dağım Camii böyledir. Şöyle yapayım. Belki hafızalar artıyor bu taraf. Dağ Camii. Tamam mı? Peki, buraya gelemedik. Kasım abi. Mutlucu. Mutlucu. Sorulasılmış arkadaşlar. Yok, o taşı değil de bizi daha şey yaparsak bunun çözülmesi lazım. O tabirleri okursak bu sefer bildiğimizi de başa dönme korkumuz var. Bu çarşamba dersi kim verir abi? Bu çarşamba aslında şuna ufak bir tekrar yapsak var ya. Fazla daha şey girelim zaten. Daha iyi olur. Her yarısın. Mimar Harun abinin ama değiştirebilir isterseniz. Mimar buraya katılmadığı için bu enfusçilere katılıyor. Enfusçilerin enfusçisi ya burası. Buraya Harun kendi sen yapacaksın tahtada. İyi abi. Bunu. Harun değil abi. Ben anlıyorum ki. Harun değil abi. Bu Harun. Bu yapsın işte. Ha, ha. Ne fark eder? Ha, o Harun enfusçidir. Enfusin enfusçisi değil. Sana kalacak. Şey, Gafur abiyle ortak ya bunlar. Ortak yapın. Ortak var zaten. Abi zaten. Ortak. Ha, tamam. Ne dedin sen? Abi çözemedik ki daha bunu. Çözün işte. Çözemedik yani. Şu anda alemimizde bizim oturmadı yani. Peki bu videoyu zannediliyor ki mesela bunu seyretsen, bu ortama girmeyen bu azalamaz. Ne seyredersen et. Surettedir. Mümkün değil. Şu anda kanuniyetin arkasındayız. Andolsun. Öyle zannediyorum. Zevk alınca oluyor. Şimdi sen o zaman ne yapacaksın? İkiniz oturacaksınız. Ha? Peki bu hafta onun dedi. Konu neydi onun? Sürpriz ya. Sürpriz. Sürpriz yap sen onu. O zaman sürpriz kalsın. O olsun o. Biz tamam. Bu anlaşılmadı mı? Fikret abi ne? Abi siz şey yapsanız çok makbul olacak. Siz bir yere yani taşıyacaktınız abi, şey yapamadınız yani. Binayı yap, daha tam taşıdık. Tam nedir şey biliyor musun şu? Gayemi şuydu. Dima çalışıyoruz ya. Bunu ben ahdetmişiz. Hepimiz ahdetmişiz. Bu Dima paramparça edeceğiz. Tamam, bunun paramparça, parça parça. Yani dibe. Şimdi ben dedim ki daha dipte ne var? Kuva çıktı karşıma. Yani bunun altında da ne var? Bunların altında ne var? Kuva çıktı. Kuvanın altını kazıdım, emir çıktı. Emirin altını kazıdım. Hasan abi, bu üç tanesi kuvaya baktı ya, hepsi çıkmadı. Bu üstteki grup da başka, mesela belki latifelere falan bakacak, bir şeylere bakacak. Bakacak bir yapı daha var yani sanki. Var. Yani zaten yukarısına gidiyor, bir sıralamıştık değil mi? Ne demiştik? Kuva, aha, his, şey duygu, has, his, kuva, şu. Şu değil miydi? Şunu bir sileyim de göstereyim. Duygu, hasse, kuva, latife. Bak, duygu, hasse, kuva, kuva. O üçüncü oka bir şey koyabilir miyim? Evet. Ha, o
oraya mı? Evet. İşte şu an onu dolaşıyoruz sonra ama tamam. Çıkmadı diyor sen bunu. Bana bekle. O zaman gruba atıyorum abi, ben Harun abiyle Gafur abi beraber yapacağım. Yok yok öyle değil. Yok vazgeçtim. İstersen siz karar verin, ben bir şey demeyeyim. Abi siz yaparsanız. Yok ben de yanınızda olacağım. Yok yok yani siz yaparsanız biz de daha iyi anlarız abi ya. Yani onlara... Ben de beraber olacağım. Kardeş öyle olmaz. Umumi hukuk abi, onların hakkında... Hiç biliyor musun? anne öğrenir. Yani sen yaparak öğreneceksin. Çünkü öğrendiğiniz malumat bilgidir. Birisini anlatırsanız ilim olur. Çünkü bildiğini anlatmak vaciptir dinde. İşte bu derde düştüğünden dolayı Allah'ın ikramını sen de millete veriyorsun. Hani şey için demiyorum, anlatarak öğreneceğiz birbirimize. Yani aslında ben kendi kendime şu tahtayı yataktan kalkıyorum, bu duruyor yatağım ama ben bana anlatıyorum böyle. Ve hep, peki bir tane başka bir eserden, kitabın dışında bir kelimeyle dolaşabilir misin? Kapıda da göreyim abi, Osman. He? Dolap şarayım, Allah aşkına. Peki, hangi, kaç tane konu işledik şimdi bu derste, Risale'de? Çok güzel. İmam-ı bir girdi mi? Kitab-ı bir girdi mi? Ondan fazla. Ondan fazla malzeme kullandık ders. Abdullah. Ne nimet değil mi? Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bizi bizle meşgul ettirmiş. Yani cesette, hiç kimse cesette değil. Bakıyorum simalarda, hiçbirisi burada değil. Ersan. Buyurun abi. Gel buraya. Erdinç. Gel abi. Radyacım. Hiçbiriniz burada değil ya. İnanır. Veya ben yanlış görüyorum. Peki. El Fatiha.